Thank you Bu kişisel web sitesi yapımı videosunda şu an ekranda gördüğünüz sitenin birebir aynısının kurulumunu yapacağız. Ve bu video kişisel web sitesi yapımı adına bulup bulabileceğiniz en profesyonel, en kapsamlı video olacak. Bu anlatımı yaparken de sizleri kişisel web sitesi oluşturma adına hiçbir bilgi sahibi olmayan izleyicilerim olarak görüp anlatımımı da ona göre yapacağım. Ayrıca bu videomu takip edebilmeniz adına herhangi bir teknik bilgiye veya kodlama bilgisine de kesinlikle ihtiyacınız olmayacak. Sitemizi tamamen tıklamalar ve tut sürükle yöntemleriyle oluşturacağız olacağız. Yine de anlatacağım adımları takip etmek için zaman harcamak istemezseniz sizin yerinize sizin kişisel web sitenizi ben de kurabilirim. Veya şu an ekranda gördüğünüz tasarım hoşunuza gitmediyse bu tasarımdan farklı olarak 30'un üzeri şu an ekranda gördüğünüz tasarımlar gibi birçok alternatif tasarımla da yine kişisel sitenizi ben kurabilirim. Kişisel web sitesi oluşturma işlemini bu videoda anlatımını yapacağım tasarım veya şu an gösterdiğim alternatif tasarımlardan biriyle sizin adınıza benim yapmamı isterseniz bana açıklama kısmına da linkini ekleyebilirsiniz dediğim wp mavi.com isimli yani wp mavi.com isimli sistemin iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz. Peki tam olarak nasıl bir kişisel web sitesi kuracağız? Hemen bunun detaylarına hızlıca bir bakalım. Bu noktada siz kendiniz de üstte adres çubuğunda yazan wp mavi.com/cv/demo adresine giderek kuracağımız bu kişisel web sitesinin birebir aynısını örnek bir site üzerinde kurulu halini yani canlı demo halini kendiniz de inceleyebilirsiniz. Ben bu demo linkini aynı zamanda açıklama kısmına da ekledim. Şimdi oluşturacağımız kişisel web sitesinin sol üst köşesinde fotoğrafınız, altında yaptığınız meslek bilgisi, altında ise sosyal medya hesaplarınıza linklemeler olacak. Bu kısmın altında ise menümüz yer alacak ve bu menümüz sitemizin mobil görünümünde aynen şu şekilde sağ üst köşeye kayacak ve mobilde bu şekilde tıklama ile açılacak. Sağ kısımda ise about me yani hakkımda kısmı yer alacak ve bu kısmın sol üst köşesinde yine yaptığınız meslek bilgisi, altında büyük puntolarla bir selamlama metni ve bu kısmın altında da kendinizi tanıttığınız hakkımda bölümü olacak. Bu kısmın altında ise iki adet buton yer alacak. Bu butonların bir tanesi download yani indir butonu ise sitenize pdf, word veya hangi formatta ise yükleyeceğiniz CV'nizin sitenizi ziyaret edenler tarafından tıklanarak indirilmesini sağlayacak. Bunun yanında ise kontak yani iletişim butonu olacak ve butona tıklandığında ise ziyaretçiniz direkt olarak iletişim sayfanıza yönlendirilecek. Hakkımda kısmınızın sağ kısmında ise yine fotoğrafınızın büyük boyutlu hali yer alacak. Tabii ki bu kısma kendi fotoğrafınızın dışında istediğiniz fotoğrafı veya resmi de ekleyebiliyor olacaksınız. Altında ise what i do kısmı, yani ben ne yapıyorum veya verdiğim hizmetler, servisler neler gibi bir kısım yer alacak. Bu kısımda verdiğiniz hizmetleri, servisleri yani yaptığınız işleri anlatıyor olacaksınız. Tabii isterseniz bu kısmı ya da şimdiye kadar gösterdiğim ve göstereceğim yani bu tasarımda olan ancak sizin kullanmak istemediğiniz kısımlar olursa da Pekala onları da direkt kaldırabileceksiniz. Altında ise testimonials yani müşteri geri dönüşleri kısmı olacak. Burada verdiğiniz hizmet ile ilgili müşterilerinizden aldığınız geri dönüşleri paylaşabileceksiniz. Bunun altında ise silence yani müşteriler kısmı olacak. Bu kısımda aslında bir nevi daha önce iş yaptığınız referanslarını paylaşıyor olacaksınız. Bu kısma iş yaptığınız firmaların logolarını ekleyebilir ve eklediğiniz logolara da firmaların web site adreslerini linkleyebilirsiniz. Altında ise verdiğiniz hizmetleri bir fiyat tablosu şeklinde hizmet detaylarını da satır satır listeyerek paylaşabilirsiniz. Buraya istediğiniz kadar satır ekleyebiliyorsunuz ve her bir paketinize içerisinde satın al ya da iletişime geç şeklinde bir metin yazacak şekilde bir buton ekleyebilir ve bu butonu da iletişim sayfanıza linkleyebilirsiniz. Bu kısmın altında ise bugüne kadar kaç müşteriye hizmet verdiğiniz, kaç saatlik bir çalışma hayatınızın olduğu veya kaç yıllık bir çalışma tecrübenizin olduğu gibi bilgi paylaşımları yapacağınız bir alan olacak. Ve kişisel sitemizin en alt kısmında ise ki bu en alt kısım sitemizin tüm sayfalarında sabit bir şekilde yer alacaktır. Yine sosyal medya hesaplarınıza linklemeler ve bir de copyright metni yer alacak. Resüm yani özgeçmiş sayfamıza bir bakalım. Özgeçmiş sayfası ise CV'nizi online yani e-CV olarak paylaştığınız bir sayfanız olacak. Sol kısımda eğitim hayatınızı yıl bazlı ve tüm detayları ile listeleyecek. Altında ise iş hayatınızı hangi firmalarda, ne süreler ile ve hangi pozisyonlarda çalıştığınızı yine tüm detayları ile listeleyebileceksiniz. Sağ kısım ise yeteneklerinizi listelediğiniz bir alan olacak. Burada örnek olarak web tasarım ve kodlama yetenekleri listelenmiş ancak siz bunu sahip olduğunuz yeteneklere çevirerek kendinize göre uyarlayabileceksiniz. Ne bileyim Excel, PowerPoint, Word kullanma bilgisi veya yetisi işte Yabancı dil bilgisi veya yetisi gibi formasyonlara çevirerek kendinize göre uyarlarsınız bu kısımları. Altında ise knowledge yani uzmanlık alanı bölümünüz yer alacak. Yine bu kısımda da uzmanı olduğunuz konular, programlar, diller, yetenekler vesaire gibi bilgileri bu şekilde paylaşabileceksiniz. Certification kısmında ise iş hayatınız veya eğitim hayatınız boyunca aldığınız sertifikaları, ödülleri vesaire listeleyebilirsiniz. Tabi sadece isim olarak listelemenin yanında sitenize sertifikalarınızın resimlerini yükleyebilecek ve bu resimleri burada yer alan listelemeye linkleyebileceksiniz. Böylece bir ziyaretçi burada listelediğiniz sertifika isminin yazılı haline tıkladığında aynı bu şekilde her ne kadar şu an burada öylesine bir resim olsa da sertifikanızın fiziki halinde görüntüleyebilecek. Portfolyo sayfamıza bakalım. Portfolyo sayfalarınız ise daha önce yaptığınız işleri resim, resim galerisi, detaylı yazılı ve resimli bir içerik halinde, video veya ses kaydı şeklinde listeleyebileceğiniz bir kısım. Portfolyolarınızı burada üstte olduğu gibi kategorize edebiliyorsunuz ve her bir kategoriye tıklanıldığında Sadece o kategori altında yer alan portfolyolarınız ekranda beliriyor. Siz bu kategorizasyonu kendinize göre istediğiniz gibi ayarlarsınız. Mesela burada ne tür içeriklerin bu portfolyoya eklenebileceğini göstermek için kategorizasyonlar ses, detaylı içerik, resim, soundcloud, video vesaire gibi listelenmiş. Mesela soundcloud kısmına tıklayıp listelenen soundcloud projesinin üstüne tıkladığımda proje açılır bir pencere şeklinde ekranın önünde beliriyor. Veya bir resme bakalım mesela. Gördüğünüz gibi resmin üzerine tıkladığımda da resim yine açılır pencere olarak ekranın önüne doğru geliyor ve sağ üst köşedeki seçeneklerden sırasıyla tıklayarak resmi tam ekran yapabiliyorum veya büyütme işaretine tıklayarak resmi büyütebiliyorum veya büyütme işaretine tıklamak yerine alternatif olarak resmin üzerine iki kere tıkladığımda ise tıkladığım alan spesifik olarak ekranda yine büyüyor. Büyüteç işaretinin yanındaki seçenekten ise ziyaretçileriniz bu resmi sosyal medyada paylaşabiliyorlar veya direkt burada bulunan download butonuna tıklayarak resmi indiredebiliyorlar. Tabi burada tek bir resim paylaşılmış ancak siz galeri şeklinde de birçok resimden oluşan bir portfolyo paylaşabilirsiniz. Galeri şeklinde yaparsanız da bir de burada ok tuşları oluyor ve geçişler o şekilde yapılıyor. Veya mouse ile tut sürükle yöntemi ile de resimler arasında geçiş sağlayabiliyor ziyaretçiniz. Videolara bakalım bir de. Vimeo projelerinin portfolyo olarak paylaşılması bu şekildeymiş. YouTube videoları ise bu şekilde. Bir de şu an bu portfolyo sayfasında yan yana iki portfolyo gösterisini şeklinde bir listeleme mevcut ancak biz tabii ki bunu da değiştirebiliyoruz. Yani yan yana listelemeleri 3'er adet de yapabiliriz. 4'te veya 5'te. Mesela yan yana 3 listelemenin nasıl görüneceğine bir bakalım. Gördüğünüz gibi bu sefer 3 portfolyo yan yana listelenmiş ve devamı listelemesi de o şekilde sürdürülmüş gibi bir görünüm aldı. Tabii ki bu kişisel CV veya e-CV sitenizde kendinizi tanıtmanın veya CV'nizi paylaşmanızın dışında bir de blog yazıları yazmak ve yayınlamak istiyorsanız onu da yapabiliyorsunuz. Mesela blog yazılarınızın listelendiği sayfamızın nasıl görüneceğine bir bakalım. Bu şekilde her satırda iki blok içeriği veya bunu 1 veya 3 de yapabiliriz listelenecek şekilde blok yazılarımızın tamamının listelendiği bir blok kısmımız olacak ve herhangi bir blok içeriğine tıklayalım mesela. Blok yazı içeriğimiz de bu şekilde görünecek. En üstte başlık, altında yazı ana resmi, altında içerik ve içeriğin altında da kim tarafından yazıldığı, hangi tarihte yazıldığı gibi bilgiler ve sosyal paylaşım butonları yer alacak. Altında da yorum kısmı yer alacak. Ziyaretçileriniz bu yorum kısmını kullanarak blog yazılarınıza yorum da yapabilecekler. Geriye bir de iletişim sayfamız kalıyor. Ona da bakalım. İletişim sayfamız da bu şekilde olacak. Üste dilerseniz adresinizin Google haritalar üzerinde işaretli olarak çıktığı bir Google haritası ekleyebileceksiniz. Altında ise adresiniz, telefon ve mail adresiniz gibi bilgiler yer alacak. Bu kısmın altında ise bir iletişim formu yer alacak ve ziyaretçileriniz bu iletişim formunu kullanarak direkt size ulaşabilecekler. Ana sayfamıza tekrar dönelim. Bir de size şu ana kadar gösterdiğim tüm alanlar İngilizceydi. Ancak merak etmeyin sitemiz tamamen Türkçe olacak. Yani videomun devamında sitemizde yer alan İngilizce tüm alanların nasıl Türkçeleştirildiğini de gösteriyor olacağım. Ayrıca bu kişisel web sitesi tamamen mobil uyumlu olacak. Yani sitemizin tasarımı şu an ekranda gördüğünüz gibi sitemize hangi cihazlardan girilirse girilsin o cihazın ekranına otomatik bir şekilde uyum sağlayacak ve o cihazın ekran genişliği boyutu neyse o boyutta açılacak şekilde tamamen responsif olacak. Bu kişisel web sitesi kurulum videosunda takip edeceğimiz adımlar ise şu şekilde olacak. Öncelikle bir domain ve hosting satın alacağız. Peki domain nedir? Hosting nedir? Hemen açıklıyorum. Domain sitenizin internetteki adresidir. Yani sizin siteniz.com gibi, isimsoyisim.com gibi, google.com veya vpmavi.com gibi internet sitenizin ismi yani alan adı. Hosting ise sitenizin verilerini barındırdığınız, sitenizin 724 açık ve dünyanın her yerinden ulaşılabilir olmasına olanak sağlayan server yani sunucu hizmetidir. İkinci adım adım olarak ise bir site yönetim sistemi olan WordPress altyapısını sitemiz için kuruyor olacağız. Üçüncü adım olarak kişisel web sitemiz için bir hazır kodlanmış site tasarımı yani bir tema satın alıp satın aldığımız bu WordPress temasını sitemize yükleyip sitemiz üzerine giydireceğiz ve sonrasında da sitemizi tasarımsal olarak kendimize göre düzenleyeceğiz. O zaman hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk olarak hosting ve domain satın almayla başlıyoruz. Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz ve adres çubuğuna wp mavi.com slash domain ve hosting yazıp Enter'a basarak bu adrese ilerliyoruz. Bu linki aynı zamanda videonun açıklama kısmına da ekledim. Bu link bizi Türkiye'nin en iyi hosting firmalarından birinin VP Mavi izleyicilerine özel indirimli hosting paketleri sunduğu sayfasına yönlendirecek. Bu sayfada karşımıza farklı özelliklere sahip 2 adet hosting paketi çıkıyor. Bu iki paket arasındaki temel fark gümüş paketin 2 core CPU ve 4 GB bellek. Altın paketin ise 4 core CPU ve 8 GB bellek sunması. Bir hosting paketinin sunduğu CPU ve bellek özellikleri ne kadar yüksek olursa web sitenizin hız performansı da o kadar yüksek olacaktır. Dolayısıyla da eğer bütçeniz uygunsa altın paketi tercih etmenizi tavsiye ederim. Eğer bütçeniz uygun değilse de tabii ki gümüş paketi de tercih edebilirsiniz. Bütçenize göre karar tamamen sizin. Bir de bu paketlere normalde yıllık 15 dolar gibi bir maliyet olan domain adresi de dahil olacak. Yani domain adresi hosting paketi yanında ilk yıl için ücretsiz olarak hediye şeklinde veriliyor. Hangi hosting paketi alacağınız karar verdikten sonra satın al butonuna tıklayarak devam edin. Sonrasında karşımıza hosting paketini ne kadar süreyle alacağımızın seçim ekranı çıkıyor. Hosting paketinizi en başta ne kadar uzun vadeli alırsanız aslında o kadar ucuza almış oluyorsunuz. Alım süresi ne kadar yüksek olursa aylık bazda fiyat da o kadar düşük oluyor. Oluşturacağınız web sitesi uzun yıllar boyunca açık kalacaktır diye düşünüyorum. O yüzden en başta uzun vadeli almak maliyet açısından en mantıklısı olacaktır. Tabii ki mali durumunuza göre karar sizin. Alt kısımda eklentiler adlı bir bölüm mevcut. Bu kısımdan hosting ve domain adresiniz için ek hizmetler alabiliyorsunuz. Bu hizmetlerde genellikle güvenlik önlemleri ile alakalı hizmetler. Ancak bunların hiçbirini başlangıçta satın almanıza gerek yok. İlerleyen zamanlarda eğer ihtiyaç duyacağınız durumlar oluşursa sonradan da ayrıca satın alabiliyorsunuz bu hizmetleri. Yani bu ekranda yapmamız gereken başka bir işlem yok. Sadece hostingimiz için süre seçimi yapıyoruz ve sonrasında sağ kısımda bulunan ek ürün olmadan devam et butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçiyoruz. Ardından karşımıza domain sorgulama ekranı çıkıyor. Burada bulunan aratma kısmına almak istediğiniz domain adresini yazıyorsunuz. Yazarken de ı, ş, ö, ç, yumuşak g gibi Türkçe karakterleri kesinlikle kullanmayın. Sadece İngiliz alfabesinde olan harfleri kullanın. Diğer türlü domain adresiniz geçerli olmaz. Özellikle ı harfine dikkat edin. ı yerine i kullanın. Mesela ben freelancer çalışan biri olarak adımsoyadım.com gibi bir domain adresi almak istiyorum diyelim ki böylece hem hem info@adimsoyadim.com gibi kurumsal bir mail adresi oluşturabileyim hem de adimsoyadim.com adresi üzerine de kendi kişisel web sitemi kurabileyim. Bu durumda buraya örnek olarak Ali Veli Konya yazıyorum ve ardından ara diyorum. Arama sonucunda gördüğünüz gibi arattığım domain adresinin yanında kayıtlı ibaresi çıktı. Demek ki bu domain adresi daha önce başkası tarafından satın alınmış. Yani ben alamıyorum. Bu durumda da benim daha önce alınmamış, boşta olan başka bir domain adresi bulmam gerekiyor. Bunun için de tekrar aratma kısmına gidiyorum ve kafamda olan farklı bir domain fikrini yazıyorum ve aratıyorum. Gördüğünüz gibi arattığım yeni domain adresi için bu sefer tebrikler bu alan adını şu anda kayıt edebilirsiniz mesajı verdi sistem. Bu da arattığım domain adresinin daha önce başkası tarafından satın alınmadığı ve boşta olduğu anlamına geliyor. Yani ben satın alabiliyorum. Bu durumda da hemen sağ tarafta bulunan Kaydet ve Kullan butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçiyorum. Bu sayfada domain adresimizin ne kadar süreyle alacağımızı seçiyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey hosting ve domain için aynı süreleri seçmek. Yani hosting paketinizin süresini önceki adımda ne seçtiyseniz buradaki domain süre seçimini de aynı yapmanız gerekiyor. Hosting olmadan domain, domain olmadan da hosting hiçbir işinize yaramaz. Hatırlarsanız ben hosting paketi için süre seçimini 12 ay yapmıştım. Dolayısıyla buradan da domain süresini yine aynı yani 1 yıl olarak seçiyorum. Eğer hosting süresini 36 ay seçseydim domain süresini de buradan yine 3 yıl olarak seçecektim. Domain için süre seçimi yaptıktan sonra Name Server Adres Düzenleme bölümüne geçiyoruz. Burada herhangi bir şeyi değiştirmeden altta bulunan varsayılan Name Server adresini kullan seçeneğini seçerek altında bulunan Devam Et butonuna tıklayıp bir sonraki adıma geçiyoruz. Bu ekranda hosting firmasında bir üyelik oluşturmamız isteniyor. Buradaki üyelik formunu doğru bilgilerle doldurun. Özellikle doğru bilgiler diyorum çünkü yanlış bilgi verdiğinizde ödeme ve domain adresinizin isminize tescillenmesi konusunda problem yaşarsınız. Formu doldurduktan sonra kayıt ol ve öde butonuna tıklayarak devam ediyoruz. Bu adımda ödemeyi gerçekleştiriyoruz. Ödemeleri kredi veya banka kartınızla yapabileceğiniz gibi havale EFT yöntemiyle de yapabilirsiniz. Ayrıca ödemenizi peşin yerine kredi kartınıza taksitle de yapabiliyorsunuz. Buradan da taksit seçeneklerinin detaylarını görebilirsiniz. Taksit seçenekleri de kart bilgilerinizi girdikten sonra alt kısımda çıkıyor zaten. Ve şimdi öde butonuna tıklayarak ödemeyi gerçekleştirip bir sonraki adıma geçiyorum. Şimdi öncelikle hosting firmamızın müşteri panelindeyken üst menüden hizmetlerim seçeneği üzerine geliyoruz. Açılan seçeneklerden limitsiz hosting seçeneğine tıklıyoruz. Açılan ekranda aldığımız hosting paketi altında bulunan hizmeti yönet butonuna tıklıyoruz. Bu ekranda sol alt kısımda panel erişim bilgileri mevcut. Buradaki kullanıcı adı ve şifre bölümündeki bilgileri bir yere not edin. Birazdan cPanel'e bu bilgilerle giriş yapacağız. Buradaki yeşil renkli şifreyi göster yazısına tıklayarak şifrenizi görebiliyorsunuz. Bilgileri not aldıktan sonra ekranın sağ kısmındaki cPanel giriş butonuna tıklayarak devam edelim. Açılan ekrandaki giriş formuna az önce not ettiğimiz kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle oturum açarak C panele giriş yapalım. C panel sizin karşınıza Türkçe olarak açılmış olabilir. O yüzden önce C panelin dilini İngilizce olarak değiştirin. Bunun için de öncelikle sağ üst köşede bulunan kullanıcı adınıza tıklayın ve burada çıkan Change Language yani dil değiştir seçeneğine tıklayın ve açılan sayfada sol kısımda bulunan Select Language yani dil seç kısmından İngilizce seçip Change yani değiştir butonuna tıklayın. Ve ardından sol üst köşede bulunan cPanel logosuna tıklayarak tekrar cPanel ana sayfanıza geri dönün. Böylece sizde de cPanel İngilizce olacaktır. cPanel ise bir server yönetim yazılımı. Tabii bizim cPanel ile çok bir işimiz olmayacak. Sadece cPanel üzerinden WordPress kurulumu yapacağız. Bunun için de cPanel'deyken aşağıya doğru iniyorum. Hatta en alta iniyorum. Ve en altta bulunan WordPress kısmına tıklıyorum. Sonrasında da açılan sayfada Burada bulunan Install Now butonuna tıklıyorum. Şimdi bizden ilk başta bir uzantı seçmemiz isteniyor. Burada mutlaka HTTPS'yi seçin. Başında da www uzantısı olmasın. Yani bu haliyle şu an ekranda gördüğünüz neyse direkt onu seçin. HTTPS'yi seçtikten sonra eğer sizde bir hata verirse yani HTTPS'yi seçmenize izin vermezse sistem. O zaman tekrar C panelinize geri dönün. Ve C panelden Security sekmesi altından bu sekme altından burada bulunan SSL/TLS statüs kısmına tıklayın. ve sol kısımdan burada bulunan bütün domain adreslerini seçin ve burada yer alan Run Auto SSL butonuna tıklayın. Bir süre bekleyin. Otomatik olarak burada seçtiğiniz tüm domain adresleri için, daha doğrusu domain adresinizin tüm uzantıları için SSL otomatik olarak kurulacaktır. SSL kurulduktan sonra tekrar adımları tekrarlayın. ve tekrar WordPress kurulum ekranına gelin. Şimdi buradan HTTPS'yi seçtiğiniz zaman sistem seçmenize izin verecektir. Sonrasında Choose Domain kısmına zaten varsayılan olarak otomatik olarak sizin satın aldığınız domain adresi gelecektir. In Directory kısmını mutlaka boş bırakın ki boş bıraktığınızda WordPress burada seçili olan domain adresinizin direkt üzerine kurulumu yapsın. Burada versiyon seçimi var burayı varsayılan olarak ne geliyorsa onu seçili olarak bırakın çünkü zaten en son versiyonu otomatik olarak sistem seçiyor buradan. Altta yer alan site settings kısmından buraya bir site ismi giriyorsunuz. Kişisel siteniz ise direkt isminizi soyisminizi girebilirsiniz. Altına ise bir site description yani site açıklaması giriyorsunuz. Buraya kişisel web sitem diyebilirsiniz. Veya ne demek istiyorsanız. Bunları zaten admin panelinizden sonra değiştirmek isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Bu iki seçeneği boş bırakın. Sağ kısımdan bir admin kullanıcı adı oluşturuyorsunuz. Buradan bir admin kullanıcı adı oluşturun. Buradan ise admin kullanıcı adınızın şifresini belirliyorsunuz. Buradan yine bir şifre belirleyin. Ve sonrasında da burada admin e-mail kısmına sıklıkla kullandığınız bir mail adresi girin. Gmail veya Hotmail olabilir bu. Sonrasında da aşağı inin ve buradan sitenizin yönetim paneli dilini seçin. Farklı bir dil kullanmak isterseniz seçebilirsiniz ama ben Türkçe seçiyorum. Sonrasında burada Select Plugins kısmından mutlaka klasik editörü işaretleyin ve Advanced Options kısmına bakalım. Burada var olan varsayılan ayarlar gayet güzel görünüyor. Bunları olduğu gibi bırakabilirsiniz ve bu kısmı da kapattığımızda en alt kısımda Install butonu yer alacak. Tüm bu ayarları yaptıktan sonra Install butonuna tıklayarak direkt kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Bu kurulum birkaç dakika alabilir. Kurulumun yapılmasını bekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi kurulum tamamlandı. Şimdi burada yer alan Administrative URL kısmı sizin yönetim panelinize ulaşacağınız adresiniz. Hemen buna tıklayarak yönetim panelime ulaşıyorum. Siz yönetim panelinize sitenizin yani domain adresinizin sonuna slash wp-admin yazarak da her zaman için ulaşabilirsiniz. Yani bunu aklınızda tutmanız yeterli. Zaten admin panelinize ulaştığınızda da biraz önce WordPress kurulumu yaparken oluşturduğumuz admin kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapabiliyorsunuz. Admin girişi yapabiliyorsunuz yani sitenize. Sitemize ön yüzde şuradan ulaşabiliyoruz. Direkt site adresimize ulaştığımız zaman zaten sitemizin ön yüzüne ulaşmış oluyoruz. Burası da bizim admin panelimiz oluyor. Şu an sitemiz kuruldu. 7.24 dünyaya açık. Her yerden ulaşılabilir durumda yani. Şu an tamamen canlı olarak yayındayız. Sitemizi kurmuş olduk. Tabi bu noktada yapmamız gereken küçük işlemler var. Hemen onlara bakalım. Öncelikle sol kısımdan admin panelimizden eklentiler kısmına gidiyoruz ve buradan yeni ekle diyoruz. Sonrasında aratma kısmına sağ kısımda really simple SSL yazıyoruz. Ve çıkan bu really simple SSL eklentisi için şimdi kur diyoruz. Sonrasında da bu eklentiyi etkinleştiriyoruz. Şimdi etkinleştikten sonra burada yer alan SSL'i etkinleştir butonuna da tıklıyoruz. Sonrasında ayarlar aşağıda açılıyor. Bu ayarlardan bir de 301 HD Access yeniden yönlendirmeyi de etkinleştirin. Bunu seçin yani sonrasında da kaydettiğin ayarları. Bu şekilde ayarlarımız kaydedildi. Bu ayarlar SSL içindi. Şimdi bu eklenti hiçbir şekilde hiçbir zaman silmeyin. Kalsın. Yaptığınız gibi kalsın yani bu ayarlar. Sonrasında da yazılar kısmına gidiyoruz. Burada Hello World diye bir tane WordPress kurulumuyla otomatik yani varsayılan olarak gelen bir örnek yazı var. Bunu seçiyoruz ve çöpe taşıyoruz. Sonra çöpten de silelim bunu. Sonrasında aynı işlemi sayfalar için de yapıyoruz. Sayfalarda da sample page var. Yine bunu da çöpe taşıyoruz. Hatta privacy policy ile çöpe taşıyalım. Çöpten de kalıcı olarak silelim. Bu küçük işlemleri de yaptıktan sonra şimdi sırada size videonun başında gösterdiğim tasarımı sitemize kurma işlemi var. Tabii bunun için öncelikle bu tasarımı satın alacağız ve sonrasında satın aldığımız yerden indirip admin panelimizden buradan satın aldığımız tasarımı hazır kodlamayı yani WordPress temasını sitemize yükleyerek sitemize giydirme işlemini yapacağız ve sonrasında da ayarlarını yapacağız. Şimdi tema satın alma işlemi için öncelikle tarayıcımızı açıyoruz ve adres çubuğuna wpmavi.com slash CV yazıyoruz ve ardından Enter'a basarak bu adrese ilerliyoruz. Ben bu linki aynı zamanda videomun açıklama kısmına da ekledim. Yine açıklama kısmından da linke tıklayarak bu adrese direkt gidebilirsiniz. Bu link sizi direkt olarak satın alacağımız kişisel web sitesi hazır tasarımının yani kişisel site temamızın satıldığı sayfaya yönlendirecek. Bu arada burası her ne kadar direkt olarak temamızı satın alacağımız sayfa olsa da bu kişisel web sitesi temasının satıldığı bu yer ise dünyanın en çok tercih edilen, en popüler, en büyük hazır site tasarımı yani tema alım Satın marketidir. Bu markette sadece bizim alacağımız bu hazır kişisel web sitesi tasarımını değil, aynı zamanda yine kişisel web siteniz için kullanabileceğiniz yüzlerce farklı hazır kişisel web site tasarımını da yani bu temadan farklı temaları da pekala bulabilirsiniz. Tabi bu söylemem sadece kişisel web sitesi kategorisi için değil, aynı zamanda aklınıza gelebilecek her türlü site kategorisi, her türlü site fikri ve modeli için de geçerlidir. Şimdi temayı satın alma işlemi için bu sayfada sağ kısımda bulunan buy now butonuna tıklayarak devam ediyoruz. Ardından ise bizden öncelikle bu tema alım satım marketi için bir üyelik oluşturmamız isteniyor. First name kısmına isminizi, last name kısmına ise soy isminizi yazıyorsunuz. E-mail kısmına da sıklıkla aktif olarak kullandığınız bir mail adresi girin. Ve ardından I agree to the terms and conditions kısmını seçip sağ alt köşede bulunan next butonuna tıklayın. Ardından bu tema alım satım marketi için bizden bir kullanıcı adı ve şifresi oluşturmamız isteniyor. Username kısmına kullanmak istediğiniz bir kullanıcı adı giriyorsunuz. Bu bunu bu tema alım satım marketi için nickinizmiş gibi düşünebilirsiniz. O yüzden istediğiniz bir ismi kullanıcı adı olarak koyabilirsiniz. Password kısmından da bu oluşturacağımız kullanıcı adı için bir şifre belirliyoruz. İstediğiniz şekilde bir şifreyi de belirleyip buraya girin. Ve altında bulunan ben robot değilim kısmını işaretleyerek sağ alt köşede bulunan create account and continue butonuna tıklayarak devam edin. Ardından karşımıza billing yani fatura ekranı çıkıyor. First name kısmına isminizi, last name kısmına soy isminizi, company name kısmına varsa şirketinizin ismini yoksa burayı boş bırakın. Country kısmından ise satın aldığınız ülkeyi adres line 1 kısmına adresinizi ve adres line 2 kısmına da adresinizin adres line 1 kısmına sığmadıysa eğer devamını giriyorsunuz. City kısmına şehrinizi state kısmına ilçenizi zip code kısmına da posta kodunuzu giriyorsunuz. Bu kısımları doldurduktan sonra da save and continue diyerek bir sonraki adıma geçiyoruz. Ardından karşımıza ödeme adımı geliyor. Ödeme yöntemi olarak 3 seçeneğimiz mevcut Vücut. Kredi kartı ile ödeme, Paypal ile ödeme ya da Skrill ile ödeme. Buradan yani Select Payment Method ödeme yönteminizi seçin kısmından ödemeyi ne ile yapacaksınız o yöntemi seçiyoruz. Paypal Türkiye'de kapalı olduğu için ben kredi kartı ile ödeme seçeneğini seçerek devam ediyorum. Eğer kredi kartı kullanmıyorsanız da kredi kartı kısmından banka kartınız ile de ödeme yapabiliyorsunuz. Ardından Card Number kısmına kredi kartınızın ön yüzünde bulunan 16 haneli kredi kart numarasını giriyorsunuz. Expire Date kısmına yine kredi kredi kartınızın ön yüzünde bulunan kartınızın son kullanma tarihini ay ve yıl olarak giriyorsunuz. CVV kısmına da kredi kartınızın arka yüzünde bulunan 3 haneli kodu giriyorsunuz ve bu bilgileri de girdikten sonra Make Payment butonuna tıklayarak ödemeyi gerçekleştiriyorsunuz. Eğer kredi kartınız yurt dışı alışverişine, mail order'a ve internet alışverişine kapalı değilse ödeme başarılı bir şekilde gerçekleşecektir. Ödemenin gerçekleşmesi için kartınızın mutlaka internet alışverişine, yurt dışı alışverişine verişine ve mail order'a açık olması gerekli. Eğer açık değilse bankanız ile görüşerek açtırabilirsiniz veya internet bankacılığı kullanıyorsanız internet bankacılığından kendinizde kart ayarlarınızdan bunları açabilirsiniz. Ödeme gerçekleştikten sonra ödeme başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Ekranı karşınıza gelecektir. Bu da temayı başarılı bir şekilde satın almışsınız demektir. Şimdi sırada satın aldığımız bu WordPress temasını satın aldığımız bu tema alım satın marketinden indirip kurulumunu yaptığımız WordPress sitemize yükleyeceğiz. Işlemi, işlemi var. Şimdi satın alma işlemi tamamlandıktan sonra sağ üst köşede bulunan üyelik isminizin üzerine gelin mouse'la ve çıkan seçeneklerden download seçeneğine tıklayın. Bu sayfa sizin bu tema alım satın marketinden satın aldığınız tüm ürünlerin listelendiği sayfa. Zaten satın aldığımız tema da hemen en üstte listeleniyor. Burada temamızın isminin sağ kısmında download butonu var. Bu butona bir kere tıklayın indir butonuna ve burada çıkan seçeneklerden installable wordpress file onu seçeneğine tıklayarak temamızın Sadece WordPress'e indirilebilir halini indirin. Gördüğünüz gibi zip dosyası olarak indi, sol kısımda görünüyor. Şimdi tekrar WordPress admin panelinize dönün ve admin panelinizden, sol kısımdan, görünüm sekmesi altından temalara gidin. Sonrasında yine en üst soldaki yeni ekle butonuna tıklayın. Sonrasında yine en üst sol köşede bulunan tema yükle butonuna tıklayın. Şimdi burada bir dosya seç kısmı çıkıyor. Şimdi indirdiğimiz WordPress temamızı tuz sürükle yöntemiyle buraya bırakıyorum ve şimdi kur diyorum. Bu kurulum biraz zaman alabilir tabii ki. Şimdi yükleme tamamlandı. Burada bulunan etkinleştir butonuna tıklayarak yüklediğim temayı sistemde etkin hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi tamam da etkinleşti ama burada bize bir uyarı verdi. Şimdi bu tema için gerekli bazı eklentiler var dedi ve bunları da yüklemen gerektiği diyor burada. Bunun için burada bulunan Begin Installing Plugins linkine tıklıyorum ve gerekli eklentilerin hepsini seçip buradan toplu işlemlerden install butonuna tıklayıp uygula diyorum. Şimdi temel gerekli olan eklentiler de yüklendi. Burada bulunan Return to Required Plugin Installer'a tekrar tıklıyorum ve yüklenen tüm eklentileri seçerek toplu işlemlerden bunları activate, aktif hale getirmek için activate seçip uygula diyorum. Hepsini aktif hale getiriyoruz. Şimdi aktif hale geldiler. Başlangıca tekrar gidiyorum ve temanın getirmiş olduğu bazı extension'lar da var diyor. Bunları da yüklemen gerekiyor diyor. Bunlar içinde de yes install the tema extensions diyorum. These extensions. Bunlar da yükleniyor otomatik olarak. Şimdi return to extensions page'e dönüyorum. Ve başka bir uyarı kalmadı. Şu an temanın çalışması için gerekli olan tüm eklentiler yüklendi. Bu aşamada sistemin ön yüzüne gidiyorum ve sistemi ön yüzde görüntülüyorum. Şu an benim sistem bu şekilde görünüyor ama bu görünümün tabii ki benim size videonun başında gösterdiğim demo görünümle alakası kesinlikle yok. Yani hiçbir şey benzemiyor şu anda. Peki biz bu noktada temamızı size videonun en başında gösterdiğim haline yani hazır haline, örnekteki gibi haline nasıl getireceğiz? Hemen ona bakalım. Bunun için yine admin panelimize gidiyoruz ve sol kısımdan araçlar sekmesi altından burada demo content install butonu var. Buraya gidiyoruz. Ve şimdi burada bu temanın toplamda 6 adet hazır demosu mevcut. Onlardan bir tanesini yükleyebiliyorsunuz. Ben size videonun başında bunu göstermiştim. O yüzden bunu yükleyeceğiz. Bunun için üzerine mouse'la geldiğim zaman sağ alt köşede install butonu var. Buna tıklıyorum ve tamam diyorum. Şimdi demo içerik yüklenmeye başlıyor. Tabii ki bu da bir süre çalacaktır. Bir süre alacaktır. Ve gördüğünüz gibi demo içeriğim yüklenmiş oldu. Şu an sitem size videonun en başında ne gösterdiysem aynı görünüme sahip olmuş oldu. Gördüğünüz gibi. Resume sayfasına gidelim. Bu sayfamız da bu şekilde. Şimdi biz tek tek sitemizi, sitemizde bulunan her alanı düzenlemeye başlayacağız. Şimdi kişisel web sitesi için kendimize göre yapacağımız düzenlemelere ana sayfadan başlayalım. Sitemizin hangi sayfasını düzenleyeceksek o sayfadayken en üstte bulunan Elementor ile düzenleyin butonuna tıklıyoruz. Ben şu an ana sayfada bulunduğum için Elementor ile düzenle dediğimde ana sayfayı düzenlemeye başlıyorum. Zaten karşıma da şu anda ana sayfanın düzenleme ayarları açılıyor. Elementor bir WordPress sayfa düzenleme eklentisi. Yani kodlama yerine size tut sürükle yöntemleri ve tıklamaları ile sayfa düzenleme olanağı sağlayan ve yaptığınız düzenlemeleri de otomatik olarak kodlamaya çeviren muazzam bir araç aslında. Sol kısımda açılan ayarlar da bu Elementor eklentisinin ayarları ve sunduğu özellikleri. Sol kısımdaki ayarların ne olduğuna ve çalışma şeklinin nasıl ilerlediğini de zaten şimdi sitemizi düzenlerken anlatıyor olacağım. Şimdi öncelikle ana sayfamızda en üstte bulunan hakkımda kısmını düzenleme ile başlayalım. Hakkımda kısmının üzerine mouse ile geldiğimde gördüğünüz gibi mavi bir çerçeve çerçeve çıkıyor ve bu mavi çerçevenin sağ üst köşesinde bir de kalem işareti yer alıyor. İşte bu kalem işareti aslında düzenleme butonu. Bu butona tıkladığımızda gördüğünüz gibi sol kısımda bazı ayarlar açılıyor. Zaten ayarları görür görmez nasıl bir düzenleme yapacağımızı anlamışsınızdır. Burada yer alan title kısmı aslında bu hakkımda kısmında büyük puntolarla yazan selamlama metni. Ben bu metni kendime göre düzenlemek istediğimde burada var olan metinleri siliyorum ve yerine mesela merhaba ben WordPress uzmanı Burak Oran yazıyorum. Gördüğünüz gibi yaptığım değişiklik anında sağ kısma yansıyor. Altında yer alan subtitles kısmı ise videonun başında size demo'da gösterdiğim selamlama metnimizin üstünde çıkacak olan meslek bilgisi kısmı. Şimdi ben buraya 3 adet subtitle giriyorum mesela. İşte WordPress uzmanı, SEO danışmanı ve web designer diyorum. Gördüğünüz gibi metinler hemen yine sağ kısma yansıdı. Tabi burada metinler alt alta göründü ancak yaptığımız değişiklikleri yayına aldığımızda bunlar tek satıra düşecek ve bir slide gösterisi olarak kendi içlerinde belirli bir süre çerçevesinde sürekli değişen bir loop şeklinde açılacak. Text kısmına ise kendimizi tanıttığımız metni giriyoruz. Mesela örnek olarak bir şey yazdığım zaman Bu otomatik olarak zaten hemen yine sağ kısımda görünüyor. Yani bu kısım aslında hakkımda kısmı. Kendinizi tanıttığınız kısım. Buraya istediğiniz uzunlukta bir metin girebiliyorsunuz. Altında bulunan buttons kısmı ise hakkımda kısmınıza girdiğiniz metnin altında çıkan butonların ayarlandığı kısım. Download butonu üzerine tıkladığımda butonun ayarları hemen altında açılıyor. Butonun üzerinde ne yazacağının metnini buton title kısmına giriyorsunuz. Bunu özgeçmişi indir yapıyorum ben. Altında yer alan URL kısmına ise ziyaretçi butona tıklayınca hangi adrese yönlendirilsin istiyorsanız o sayfanın URL adresini yazıyorsunuz. Biz bu noktada ziyaretçinin bir adrese yönlendirilmesini değil de CV'mizi indirmesini istiyorsak WordPress admin panelimize gidiyoruz. Ve sol kısımda bulunan ortam kısmının üzerine gelerek yeni ekle diyoruz. Ardından dosya seçin kısmına tıklıyoruz ve bilgisayarımızdan CV'mizi seçerek bu PDF formatı da olabilir, Word formatı veya başka bir format da olabilir. Seçerek aç diyoruz ve yükleme işlemi gerçekleşiyor. Ardından yüklediğimiz dosya alta düşüyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu dosya için düzenle diyoruz ve düzenleme sayfasında sağ kısımda bulunan dosya URL adresini kopyalayıp Tekrar ana sayfanın Elementor ile düzenleme ekranına dönüyoruz ve bu kopyaladığımız URL adresini URL kısmına yapıştırıyoruz. Şu an yaptığımız şey yine aslında bir linkleme oldu. Yani butona tıklayınca ziyaretçi URL kısmına girdiğimiz URL adresine yönlenecek. Ancak bu adres bizim CV'mizin sitemizde yüklediğimiz PDF halinin URL adresi olduğu için ziyaretçimiz bu butona tıkladığında aslında bizim yüklediğimiz CV'mizin PDF haline ulaşıyor olacak. Mesela bakalım nasıl göründüğüne. Sol alt köşede güncelle butonunun hemen solunda yer alan göz işaretine yani değişikleri ön izle butona tıkladığımda yaptığım değişikliklerin yayınlanmamış demo halini ön yüzde görüntülüyorum ve özgeçmişe indir butona tıkladığımda da gördüğünüz gibi yüklediğim pdf dosyası bu şekilde yeni sekmede açılıyor ve sağ üst köşeden de ziyaretçi dilerse bu pdf dosyasını indirebiliyor. Geri dönelim. URL kısmının altında bulunan Open Link with New Tab kısmını aktif etmeniz demek. Butona tıklanıldığında butonun yönlendirdiği adres yeni sekmede açılsın demek oluyor. Biraz önce butona tıkladığımızda PDF dosyasının yeni bir sekmede açılması gibi. Buton Type kısmından ise buton için hangi görünüm ve renk stilinin kullanılacağını seçiyorsunuz. Bu tema kodlayıcısı butonları için iki adet stil tanımlamış. Biri mavi bir diğeri ise beyaz. Siz hangisini kullanacaksanız ki bunları biz kendimiz de değiştirebiliyoruz. Primary primary, birinci ve secondary yani ikinci stilden birini buradan tıklayarak seçiyorsunuz. Bir de kontak yani iletişim butonunu düzenleyelim. Bu buton için de kontak metnini iletişim olarak Türkçeleştiriyorum. Ve sonrasında da admin panelime geri dönüyorum. Ve bu sefer sol kısımdan sayfalar kısmından tüm sayfaları görüntüle diyorum. Ve buradan kontak isimli sayfayı bulup düzenle diyorum. Ardından sayfanın başlığını iletişim olarak değiştiriyorum ve aynı zamanda URL adresi uzantısını da iletişim olarak tabii ki Türkçe karakter kullanmadım. Yani şey yerine S yazarak ki siz de hiçbir şekilde Türkçe karakter kullanmayın. Sadece İngiliz alfabesinde bulunan karakterleri kullanın. Bu şekilde değiştiriyorum. Ve ardından güncelle diyerek sayfayı güncelliyorum. Şimdi bu iletişim sayfasının URL adresini kopyalıyorum ve tekrar ana sayfa Elementor düzenleyicisine geri dönüyorum. Ve bu sefer de URL kısmına yeni güncellediğim ve kopyaladığım iletişim sayfamın URL adresini yapıştırıyorum. Bu şekilde de iletişim butonuna iletişim sayfamı linklemiş oldum yani. Bu noktadan sonra bir ziyaretçi bu butona tıkladığında direkt olarak iletişim sayfama yönlenmiş olacak. Eğer buraya birden fazla buton eklemek isterseniz de altta bulunan öğe ekle butonuna tıklayarak Yeni butonlar da ekleyebilirsiniz. Ne bileyim portföy sayfanıza da ayrıca burada yine bir butonla link vermek isterseniz buraya portföy ya da portfolyo isimli bir buton siz kendinizde ekler ve linkini verirsiniz. Altında bulunan Choose Image kısmından ise sağ kısma gelecek fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Tıkladığımızda karşımıza açılan kısımdan dosya seç diyerek bilgisayarınızdan yüklemek istediğiniz resmi seçip yüklüyorsunuz. Ben hala hazırda sisteme yüklediğim için sağ kısımda bulunan ortam kütüphanesi kısmına tıklıyorum ve buradan çıkmasını istediğim ve daha önce sisteme yüklediğim fotoğrafı seçiyorum. Ve ardından ortam ekle diyorum. Gördüğünüz gibi fotoğraf hemen sağ kısımda belirdi. Bu kısmın içerik ayarları bundan ibaret. Bir de üstte bulunan gelişmiş ayarlara bakalım. Bu ayarlara aslında Elementor'un tüm elementleri için birebir aynı. Sadece bu hakkımda kısmınıza özel değil yani bu ayarlar. Birazdan sitemizin diğer kısımlarını düzenlerken de yine düzenlediğimiz her kısım için farklı düzenleyici elementleri de kullansak o elementlerin de bu gelişmiş ayarlar sekmesinin aynı olduğunu göreceksiniz zaten. Ayarların da aynı olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla ben bu kısmı bir kere anlatacağım ve siz diğer kısımları düzenlerken o kısımların gelişmiş sekmedeki ayarlarını da yapmak isterseniz ayrıca ayarlar aynı olduğu için benim şimdi anlatacağım yapacaklarım doğrultusunda diğer alanların gelişmiş ayar düzenlemelerini de siz kendinize göre yaparsınız. Şimdi bu gelişmiş ayarlar bu düzenlediğimiz alanı genel bir şekilde kapsayan stil ve görünüm ayarları aslında. Mesela gelişmiş ayara bakalım. Kenar kısmı düzenlediğimiz hakkında kısmının tamamının çevresinde yer alan diğer site öğeleri ile arasında sağından, solundan, altından ve üstünden ne kadarlık bir boşluk bırakılacağının ayarlandığı kısım. Ben buraya 10 yazdığımda gördüğünüz gibi sağ kısımda Hakkımda kısmının tamamı için altında, üstünde, sağında ve solunda 10 piksellik bir boşluk bırakılmış oldu. Eğer ben hakkımda kısmının sadece sağ kısmında 10 piksellik bir boşluk bırakmak istiyorsam, o zaman burada yer alan link işaretine tıklayarak tüm ölçüleri eşit oranda uygula ayarını kaldırmış oluyorum ve diğer kısımları silip sadece sağ kısım için 10 yazdığımda boşluk sadece sağ kısım için bırakılmış oluyor. Mantığı anladığınızı düşünüyorum. Bir de burada kenar yazan kısmın hemen sağında bir masaüstü bilgisayar ikonu var. Bu ikona tıkladığımda da karşıma masaüstü, tablet ve mobil ikonları çıkıyor. İşte eğer bir ayarın yanında bu masaüstü ikonunu görüyorsanız o zaman bu, bu ayarın sitenizin masaüstü görünümü için ayrı, tablet görünümü için ayrı ve mobil cihazlardaki görünümleri için ayrı ayrı set edebileceğiniz anlamına geliyor. Yani ben buradan mobil seçersem ve üst kısım için 100 piksel değerini girersem bu hakkımda kısmı için sadece mobil görünümde üst kısımdan 100 piksellik bir boşluk bırak demiş oluyorum. Masaüstü görünüme geri dönelim. Masaüstü görünüme geri döndüğümde ise bu boşluğun olmadığını yani bu boşluğun sadece mobil görünüme özel olduğunu teyit etmiş oluyoruz zaten. Dolgu kısmı da yine kenar kısmı ile neredeyse aynı şeyler. Aynı ayarlar zaten. Dolgu ayarının kenar ayardan tek farkı dolguda girdiğiniz kenar boşlukları hakkında kısmınızın içerisinde bulunduğu çerçevenin içinde sağından solundan altından ve üstünden boşluklar bırakılmasını sağlar. Yani aslında hakkımda kısmının çerçevesinin kapladığı alan sabit kalırken çerçevenin içindeki hakkımda kısmının boyutları çerçeve içinde değişir. Kenar ayarları ise çerçevenin boyutlarıyla oynar. Z-Index, CSS ID ve CSS sınıflarına hiç değinmiyorum. Çünkü bunlar CSS kodlaması ile ilgili ayarlar. İhtiyacınız da olmayacaktır zaten. Hareket efektine bakalım. Bu ayardan da düzenlediğimiz bu kısmın yani hakkımda kısmının ekrana geliş efektini ayarlıyorsunuz. Burada onlarca efekt seçeneği mevcut. Tek tek efektleri seçerek hemen sağ kısımda efektin canlı uygulamasını görebilirsiniz. Eğer bir efekt kullanmak isterseniz de oradan birini seçersiniz. Animasyon süresi ise eğer bir efekt seçtiyseniz o efektin ne hızda uygulanacağını belirlediğiniz kısım. Yavaş, normal ve hızlı olmak üzere 3 seçeneğiniz mevcut. Animasyon gecikmesi ise giriş efektinin sayfa açıldıktan kaç saniye sonra oynatılmasını belirlediğiniz kısım. Bence bu kısmı boş bırakın. Direkt sayfa dolumunda efekte başlasın. Arka plan ayarlarından ise düzenlediğimiz kısım için bir arka plan resmi veya rengi atayabiliyorsunuz. İki tür arka plan uygulaması mevcut. Biri normal, diğeri ise hover. Normali seçtiğimizde arka plan stili direkt uygulanır. Bağlantı vurgusu yani hover seçtiğimizde uyguladığınız arka plan stili ancak düzenlediğiniz alanın üzerine mouse ile gelindiğinde görünür olur. İkisinin de ayarları tamamen aynı. O yüzden ben sadece normali göstereceğim. Normali seçtiğinizde karşınıza iki arka plan türü çıkıyor. Biri klasik, diğeri ise gradient. Klasik olanı seçtiğinizde renk kısmına tıklayarak hakkında kısmınız için bir arka plan rengi atayabiliyorsunuz. Mesela seçelim bir renk. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz renk hemen arka plan olarak sağ kısma geldi. Şimdi bir de gradient'e geçelim. Buradan da iki renk seçiliyor ve aslında arka plan rengi geçişli bir renk oluyor. Yani gradient ile normalin farkı aslında sadece bundan ibaret. Arka plan için bir renk değil de bir görsel atamak isterseniz de onu da burada bulunan görsel ekle kısmına tıklayarak ve karşınıza açılan ekranda dosya seç diyerek daha önce yaptığımız gibi bir resim yükleyebiliyorsunuz. Kenarlık ayarları ise aslında çerçeve ayarları. Yani hakkımda kısmına buradan bir çerçeve stili seçerek bir çerçeve görünümü de atayabiliyorsunuz ve herhangi bir çerçeveyi seçtiğinizde de o çerçevenin kalınlık, renk vesaire gibi ayarlarını da altında açılan seçeneklerden set edebiliyorsunuz. Maske ayarı da aslında yine görsel bir efekt. Bu ayarı etkin hale getirdiğinizde hakkımda kısmınız için buradaki örnekte olduğu gibi bir daire veya üçgen ya da işte burada yer alan seçenekler gibi bir şekil atayabiliyorsunuz. Şekil atadıktan sonra da altında açılan seçeneklerden bu şeklin boyutunu ve pozisyonunu ayarlayabiliyorsunuz. Konumlandırma ayarları da yine bu alan için yani hakkımda kısmımız için aslında bir boyutlandırma ayarı. Burada gelişmiş ayarlarda yaptığımıza benzer olarak kenarlarından boşluk değil de ekranda ne kadarlık bir alan kaplayacağının ayarlarını set ediyoruz. Burada toplamda 4 seçeneğimiz var. Varsayılan ayar zaten site geneli ayarları uygula demek. Eğer spesifik olarak bir genişlik belirtmek isterseniz o zaman özel seçersiniz ve açılan ayarlardan spesifik bir boyutun ayarını aynen bu şekilde siz de atayabilirsiniz. Duyarlı kısmından ise hakkımda kısmınızı site ziyaretçilerinizin cihazlarının farklılığına göre görünür veya gizli yapabiliyorsunuz. Yani hakkımda kısmınızı site ve masaüstü cihazlardan ziyaret edenlere gizle ama tablet ve mobil cihazlardan girenlere göster gibi veya buna benzer çeşitli kombinasyonlarda ayarlayabiliyorsunuz. Nitelikler ve özel CSS de Elementor'un sadece Pro versiyonunda mevcut. Zaten ihtiyacınızın olacağını sanmıyorum çünkü bu ayarlar da yeni CSS kodlaması ile alakalı. Yani kodlama bilenlerin uygulayabileceği çok spesifik stil ayarları ile ilgili bunlar. Gelişmiş ayarlar da aslında bundan ibaret. Bu noktada hakkımda kısmını tamamıyla kendimize göre düzenlemiş olduk. Şimdi hakkımda kısmının altında iki kısım daha var. Biri ayırıcı elementi, bir diğeri ise başlık elementi. Başlık elementi ile what I do metni yani başlığı oluşturulmuş ve ayırıcı elementi ile de bu what I do başlığı ile hakkımda kısmının arasına bir boşluk bırakılmış. Şimdi mantık şöyle işliyor. Ben what I do başlığının üzerine de gelsem, boşluk alanının üzerine veya hakkımda kısmının üzerine de gelsem tüm bu üç alan için en dışta ortak bir mavi çerçeve çıkıyor. İşte bu da hem hakkımda kısmının hem ayıraç ve hem de What I Do başlığının aynı bölüm içerisinde oluşturulduğu anlamına geliyor. Bu ortak dış mavi çerçeve bize bunu söylüyor yani. Elementor sayfa düzenleyicisinde mantık şöyle işliyor. Siz eğer sıfırdan bir sayfa oluşturmak istiyorsanız o sayfa için öncelikle bir bölüm oluşturuyorsunuz. Sonrasında o bölüm içerisine sütün veya sütunlar ekliyorsunuz. Sütunların içerisine de elementler ile içerikler ekliyorsunuz. Mesela bu hakkımda boşluk ve what I do kısımları bir bölüm içerisine ve onun da içerisinde yer alan bir sütun içerisine elementler ile eklenmiş. Bu bölümün içerisine yer alan herhangi bir yere mouse ile geldiğimde bölümün düzenleyici ikonları en üstte mavi kutucuk içerisinde çıkıyor. Ortadaki ikona tıkladığımda bölümün düzenleme ayarları sol kısımda açılıyor. İşte bu açılan ayarlar içerisinde bu bölümün içerisine yer alan sütunların hizalaması, yükseklik ve boşluk ayarları gibi aslında yerleştirme ayarları mevcut oluyor. Bir de ek olarak size biraz önce anlattığım gibi gelişmiş ayarları mevcut ki bu ayarlarda yine size anlattığımla birebir aynı. Düzenleme ikonunun sol kısmında yer alan artı ikonuna tıkladığımda ise ben aslında Elementor'e bu bölümün üzerine bir bölüm daha ekle demiş oluyorum. Gördüğünüz gibi üste hemen bir bölüm daha gelmiş oldu. Şimdi bu yeni bölüm için artı butonuna tıkladığımda Elementor benden bu bölüm içerisine hangi düzende ve kaç adet sütun eklemek istediğimi soruyor. Burada birçok seçeneğimiz var. İşte yan yana iki tane sütun olsun ve her bir sütun bölüm içerisinde eşit genişliğe sahip olsun veya yan yana yine iki sütun olsun ancak bölüm içerisinde ikinci sütun birinci sütunun kapladığı alanın iki katını kaplasın gibi veya burada yer alan diğer görünüm ve dizilim seçenekleri gibi bir sütun layoutu yani dizilimi seçimi yapabiliyorsunuz. Biz yan yana iki sütun olsun seçelim mesela. Bunu seçer seçmez gördüğünüz gibi üste seçtiğimiz bölüm düzeni gelmiş oldu. Şimdi ben bu bölüm içerisinde yer alan sütunların yine içinde yer alan artı butonlarına tıklayarak tıklayalım mesela sol kısımda açılan elementör elementlerinden birini seçerek bir içerik alanı oluşturabiliyorum. Görsel elementi ile bir resim ekleyelim mesela soldaki sütunumuza. Bunun için solda yer alan görsel elementini tut sürükle yöntemi eklemek istediğim sütuna götürüp bırakıyorum. Gördüğünüz gibi resim alanı hemen sütunun içerisine eklendi ve resim elementinin ayarı da hemen sol kısımda açıldı. Buradaki ayarlardan görsel seç diyerek ortam kütüphanesinden örnek bir resim yüklüyorum ben mesela. Hemen resmim sütun içerisinde görünür oldu. Görsel yükleme altında bulunan ayarlardan da bu görselin hangi boyutlarda çıkacağı hizalamasının nasıl olacağı, altyazı metninin olup olmayacağı veya resme bir linkleme yapılıp yapılmayacağı gibi ayarlar mevcut. Bu ayarlar bu görsel elementin ayarları. Yukarıda bir de bu görsel elementi için biçim ayarları da mevcut. Bu ayarlardan ise eklediğimiz görselin hangi boyutlarda görüneceği ile ilgili ayarlar girebiliyorsunuz. Gelişmiş ayarlar sekmesi altında bulunan ayarlar da biraz önce size gösterdiğim ve söylediğim gibi her element için aynı aslında. Şimdi bir de sağ kısımdaki sütunumuza da bu görsel elementinden yine aynı şekilde ekleyelim.

Gördüğünüz gibi sağ kısma da eklendi bu görsel. Şimdi ben bu bölümü düzenleme ikonuna basılı tutarak bir bütün halinde yine tut sürükle yöntemiyle bu sayfada yer alan bölümler arasında istediğim yere konumlandırabiliyorum. Bu bölüm mesela What I Do bölümü ile Müşteri Geri Dönüşleri bölümünün arasına bu şekilde bırakarak aslında bu iki bölümün arasına yeni bir bölüm olarak eklemiş oldum. Eklediğim elementi silmek için elementin üzerine sağ tıklıyorum ve altta bulunan sil seçeneğini tıklayarak siliyorum. Eklediğim sütunu silmek için ise sol üst kısımda çıkan sütun ayarları sembolüne sağ tıklıyorum ve sil kısmına tıklayarak siliyorum. Eklediğim bölümü silmek için ise bölüm düzenleme ikonunun sağ kısmında yer alan çarpı butonuna tıklayarak da bölümü komple silebiliyorum. Yani Elementor'un sayfa oluşturma ve çalışma yapısı mantığı da bu şekilde işliyor. Şimdi What I Do kısmına bakalım. What I Do başlığının üzerine geldiğimde bu başlığın oluşturulduğu element ayarlarına sağ köşesinde bulunan kalem işaretini tıklayarak sol kısımda açılmasıyla ulaşıyorum. Gördüğünüz gibi What I Do metni title kısmına yazılmış. Biz buraya kendimize göre hizmetlerim yazarak düzenleyebiliriz. Şimdi hizmetleri düzenleyelim. E-commerce kısmını düzenle diyorum. Sol kısımdan ikon kısmından simge kütüphanesi butonuna tıkladığımda çıkan ikonu burada yer alan ikonlardan herhangi biriyle değiştirebiliyorum. Herhangi bir şey yanlış yaptığınızda yaptığınız geri almak için klavyenizden CTRL+Z kombinasyonu ile aynen bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Altından e-commerce yazısını ben kişisel web sitesi kurulumu olarak değiştiriyorum. Altında yer alan description bölümünü de kendi verdiğim hizmetin detayları ile yine burayı düzenleyerek değiştirebiliyorum. Kişisel web sitenizi sizin adınıza ben kurabilirim yapıyorum mesela burayı. Yani bu kısmın düzenleme mantığı da bu şekilde ilerliyor. Siz geri kalan alanları kendinize göre düzenlersiniz. Buraya daha fazla içerik eklemek isterseniz eğer mesela buradaki içerikler servis elementiyle oluşturulmuş. Zaten gördüğünüz gibi ismi yazıyor hangi element ile oluşturulduğunun üst kısımda. O zaman tekrar elementör elementlerine gidiyorum ve arama kısmına servis yazıyorum. Ve çıkan elementi tut sürükle yöntemiyle yine burada istediğim kolon içerisine bırakıyorum. Ve bıraktığım elementi düzenle diyerek yine aynı şekilde düzenleyerek buraya da ek bir hizmet alanı eklemiş oluyorum. Şimdi testimonials alanını düzenleyelim. Başlığı kendime göre müşteri geri dönüşleri olarak düzenliyorum. Ardından müşteri geri dönüşlerinin olduğu kısmı düzenliyorum ve sol kısmı ayarları açılıyor. Şu an buraya 3 adet müşteri geri dönüşü eklenmiş. Ben eklenenleri düzenleyerek devam edeceğim. Ancak daha fazla müşteri geri dönüşü eklemek isterseniz buradan öğe ekle diyerek istediğiniz sayıda müşteri geri dönüşünü de ekleyebiliyorsunuz. İlk başta yer alanı düzenle diyorum mesela. Üzerine tıklayınca düzenleme ayarları açılıyor. Kod kısmı müşterinin yorumu. Buraya müşterinin yorum metnini giriyorsunuz. Image kısmından müşterinizin resmini ekleyebiliyorsunuz. Name kısmından müşteri is ismini kampanya kısmına şirket ismini ve link kısmına da müşterinizin varsa internet sitesi sitesinin URL adresini ekliyorsunuz. Open New Tab kısmını on yaparsanız da linke tıklanınca linklenen adres yeni sekmede açılıyor. Müşteri geri dönüşleri içerik alanı oluşturma mantığı da bundan ibaret. Altta bir de slider ayarları var ki bu müşteri geri dönüşleri alanı aslında bir slide şeklinde ilerliyor gösteriliyor. Bu ayardan da bu slide'ın ayarlarını yapıyorsunuz. Mesela desktop kısmından masaüstü cihazlarda yan yana kaç adet müşteri geri dönüşü gösterilsin. Bunu set ediyorsunuz. 3 yapalım mesela. Diğer ayarlar da tablet ve mobil cihazlar için. Infinity Loop'u on yaparsanız da slide gösterimiz sona geldiğinde tekrar başa sarar ve tekrar oynatır ve bu döngü sürekli tekrarlanır. Autoplay'i on yaparsanız da bu slide otomatik bir şekilde sayfa açıldığında oynatıma başlar. Bir de gelişmiş ayarlarımız var ki bu ayarlar da yine her elementte aynı. Silent bölümüne bakalım. Silent başlığını düzenle diyorum ve referanslarım diye değiştiriyorum bu başlığı. Sonrasında da logoların olduğu bölümü düzenliyorum. Hali hazırda burada örnek olarak ekli olanlar çıkıyor zaten sol kısımda. Burada olanları kendinize göre düzenleyerek ilerleyebilirsiniz. Ve burada olanları ek olarak başka referanslar da eklemek isterseniz öğe ekle diyerek ilerleyebilirsiniz. Ya da burada ekli olan örneklerin yanlarında bulunan kopyalama ikonuna tıklayarak var olan örnek öğeden birebir kopyalayarak da ilerleyebilirsiniz. Silmek isterseniz de çarpı tuşuna basmanız yeterlidir. Herhangi bir öğenin üzerine tıkladığımızda da karşımıza logo ekleme kısmı, şirket ismi ve varsa referansınızın web sitesi ve web sitesine yönlendirme için linkleme kısmı çıkıyor. Yine bu silence yani referans müşterilerim kısmı da bir slider şeklinde ilerliyor. Yani bu silence elementin özelliği bu. Slide olarak ilerlediği için de altta bir de slider settings ayarları var. Bu ayarlar da bir üste testimonials kısmını oluşturduğumuz testimonials elementinde olan slider ayarları ile aynı. Fiyatlandırma tablomuza bakalım. Başlığını hizmet fiyat listesi olarak değiştiriyorum. Burada var olan fiyat tabloları yan yana görünse de aslında 3 ayrı sütundan oluşan 3 farklı element. Daha doğrusu bir elementin 3 ayrı kopyası. Bu element ise pricing elementi. Bir sütun içinde bulunan fiyat tablosu için düzenle diyorum ve solda bu kısmın ayarları açılıyor. Highlight seçeneğini on yaptığımda fiyat tablosu biraz da öne çıkan bir görünüm alıyor. Böyle bir efekt katıyor yani bu özellik. Plan name kısmından paketinizin başlığını giriyorsunuz. Biz buna örnek olarak gümüş paket diyelim. Price kısmından ise fiyatı giriyorsunuz. Price description kısmı ise fiyatın altında çıkan küçük açıklama kısmı. Burayı yıllık veya aylık gibi fiyatı anlatan bir ifade için kullanabilirsiniz. Button text kısmı ise buton metni. Buraya iletişim diyorum ben ve URL kısmına butona tıklanınca ziyaretçinin yönlendirileceği sayfa olarak iletişim sayfamın URL adresini giriyorum. Button type'tan butonun biçimini Butona tıklanınca sayfanın yeni sekmede açılması için ise New Tab seçeneğini aktif ediyorum. Description Items kısmı ise fiyat tablosu içerisinde yer alan satırların girildiği yer. Altta bulunan ö ekle butona tıklayarak istediğiniz sayıda satır girebilirsiniz. Herhangi bir satırı düzenlemek için ise eklediğiniz satırın üzerine tıklamanız yeterli. Sonrasında da yapılacak tek ayar metni girmek zaten. Aynen bu şekilde. Şimdi ben düzenlediğim fiyat tablosunun yanında var olan iki diğer demo fiyat tablosunu da siliyorum. Ve onların yerine kendi oluşturduğum fiyat tablomu kopyalıyorum ve onların yerine yapıştırıyorum. Yani bu şekilde elementler ile oluşturduğumuz içerikleri kopyala yapıştır yolu ile de çoğaltabiliyor ve istediğimiz yere ekleyebiliyoruz aslında. Fun facts kısmına bakalım. Başlığı veriler olarak Türkçeleştiriyorum, değiştiriyorum ben. Yine burada yer alan veriler de 3 ayrı sütunda aynı elementin 3 ayrı kopyası olarak oluşturulmuş. Herhangi birini düzenli dediğimde ayarları hemen sol kısma düşüyor. Simge kütüphanesinden var olan ikonları kendime göre seçerek değiştirebiliyorum. Title kısmından ise yazacak metni giriyorum. Value kısmından da sayı değerini giriyorum. Bu elementin de özellikleri bundan ibaret. Siz burayı kendinize göre istediğiniz sayıda fanfek elementi ekleyerek ve düzenleyerek sitenize uyarlayabilirsiniz. Böylece ana sayfamızı düzenlemiş olduk. Tüm düzenlemeleri yaptıktan sonra Elementor'un sol alt kısımda bulunan güncelle butonuna tıklayarak yaptığınız değişiklikleri yayına alabilirsiniz. Şimdi resüm yani CV sayfamızı düzenleyelim. Tabi öncesinde resüm sayfasını Türkçeleştirerek sayfa başlığını ve URL yapısını özgeçmiş veya CV yapalım. Bunun için admin paneline gidiyorum ve sol kısımdan sayfalar kısmından tüm sayfalara tıklıyorum ve ardından resyum isimli sayfayı bulup düzenle diyorum. Ardından sayfa ismini ve URL yapısını değiştiriyorum. Ve ardından güncellediyorum. Sonrasında da ister sayfanın ön yüzüne gidip üstte bulunan Edit with Elementor yani Elementor ile düzenli butonuna tıklarım. İstersem de yine bu düzenleme sayfasının ortasında bulunan Elementor ile düzenli butonuna tıklayarak devam edebilirim. İki buton da aynı işlevi görüyor. Tıklayalım biz bu düzenleme sayfasındaki butona. Gördüğünüz gibi bu sefer de CV sayfamıza ön yüzde Elementor düzenleyicisi ile ulaşmış olduk. Şimdi Education kısmını düzenleyelim. Bu kısımda timeline isimli element ile oluşturulmuş. Blog title kısmını eğitim hayatı olarak değiştiriyorum ben. Sonrasında da yine var olan demo öğeleri kendime göre düzenleyerek devam edeceğim. Burada yer alan öğeleri ek olarak başka öğe eklemek isterseniz de yine en altta bulunan öğe ekle butonuna tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Mesela bir numaralı öğeyi düzenleyelim. Periyot kısmına yıl giriyoruz. Highlighted yaparsanız yıl kısmı mavi çerçeve içerisine alınıyor. Burada web site linki olarak geçiyor ancak aslında bu başlık kısmı. Mesela ben buraya üniversite ismi giriyorum. Kampanya kısmına da öğrenim durumumu giriyorum. Açıklama kısmına da belirttiğim eğitim durumunun açıklamasını giriyorum. İşte şu ortalamayla, şu dereceyle, şu bölümü bitirdim. Üniversite hayatım boyunca şu faaliyetlerde bulundum vesaire gibi açıklamalarla kendinize göre bu kısmı oluşturursunuz siz. Ayrıca buraya girdiğiniz metni burada bulunan düzenleme seçenekleriyle de düzenleyebiliyorsunuz. Metni bold yapma, numaralı listeleme vesaire gibi burada bulunan tüm düzenleyici seçeneklerini de kullanabiliyorsunuz yani. Tabi aynı zamanda görsel de ekleyebiliyorsunuz bu düzenleyiciden. Yani metin artı görsel şeklinde bir düzen de oluşturabiliyor ve resmi de metne göre istediğiniz gibi hizalayabiliyorsunuz. Dilerseniz altta bulunan logo kısmından aynen bu şekilde bir logo da ekleyebilirsiniz. Yine eğitim hayatı için geri kalan yılları ve kısımları da kendinize göre aynı mantıkta siz kendiniz düzenlersiniz. Experience kısmına bakalım. Aslında bu alanda yine timeline elementiyle oluşturulmuş. Yani üstte eğitim hayatı bölümüyle birebir aynı mantıkta işliyor buranın ayarları da. Dolayısıyla burayı da siz kendinize göre kendiniz düzenlersiniz. Biz yetenekler kısmına bakalım. Yetenekler kısmı için düzenle diyorum. Title kısmını yeteneklerim olarak Türkçeleştiriyorum. ve yine hemen altta demo içerik ile birlikte gelen yetenekler yer alıyor. Burada yer alan yeteneklerin her birinin üzerine tıklayarak düzenleyebiliyorsunuz bunları. Daha fazlasını eklemek isterseniz de yine öğe ekle diyerek ekleyebiliyorsunuz. Hepsi aynı düzenleme mantığında işliyor. Ben mesela ilk sıradaki yeteneğin üzerine tıklıyorum ve yeteneğin ismini WordPress olarak değiştiriyorum ve value kısmından ise yüzde hesabı bir değer giriyoruz ve bu değer bir bar şeklinde sağ kısma yansıyor. Mesela 80 yazdığımda sağ kısım yüzde 80'lik bir bar görünümüne dönüyor gibi. Hemen altından da bu barın hangi renkte olacağını belirliyoruz. Bu kısmın düzenlemesi de aslında bundan ibaret. Siz bu kısımları kendi yeti ve uzmanlık alanlarınıza göre düzenlersiniz. Coding skills kısmı da yine skills elementi ile oluşturulmuş. Yani biraz önce üstte oluşturduğumuz yapı ile birebir aynı. Dolayısıyla bu kısmı da kendinize göre düzenlersiniz veya bu kısmı kullanmak istemezseniz direkt elementin üzerine gelip sağ tıkla ve sil diyerek kaldırabilirsiniz. Knowledge kısmına bakalım. Başlığı ben uzmanlık alanı olarak değiştiriyorum. Ardından knowledge kısmını düzenle diyorum ve ayarları sol kısımda açılıyor. Bu ayarlar da aslında diğer elementlerin mantığı ile birebir aynı. Yine burada yer alan demo içeriklerin üzerine bir bir tıklayarak bu demo içerikleri kendinize göre düzenleyebilir ya da hepsini silip altta bulunan öğe ekle butonuna tıklayarak istediğiniz sayıda öğeyi buraya ekleyebilirsiniz. Herhangi bir öğenin üzerine tıklayalım mesela. Burada zaten sadece bir metin girme kısmı var. Ben WordPress yazıyorum mesela. ve bu kısım hemen sağ kısma düşüyor gördüğünüz gibi. Knowledge kısmının düzeni de bundan ibaret. Certification kısmına bakalım. Bu kısmın başlığını sertifika olarak Türkçeleştiriyorum hemen. Ve sonrasında da sertifikasyon kısmını düzenle diyorum. Title kısmı sertifika başlığı. Ben örnek olarak üniversite dönemlerinde aldığım onur belgelerini ekleyeceğim diyelim. Başlığını onur belgesi koyuyorum. Membership ID kısmı ise her sertifikanın bir ID'si olur mantığıyla düzenlenmiş ancak siz buraya ister bir açıklama girin isterseniz de bir sertifika numarası. Ben açıklama olarak 2017 güz dönemi 3.5 üzeri ortalama diyorum mesela. Tarih kısmına da sertifika tarihini girersiniz. Ben 2017 diyorum. Logo kısmına ise sertifikayı aldığınız kurumun veya kuruluşun logosunu eklersiniz. Benim de buraya kendi üniversitemin logosunu eklediğimi varsayın. Ve Certificate Image kısmından da aldığınız sertifikanın resmini yine dosya yükle ve dosya seç diyerek bilgisayarınızdan yüklüyorsunuz. Bu şekilde burada yaptığınız sertifikanın listelemesinin üzerine bir ziyaçı tıkladığında karşısına yüklediğiniz resmin yani sertifikanızın resmi çıkıyor. Sertifika kısmını düzenleme mantığı da bundan ibaret. Buraya istediğiniz sayıda sertifika ekleyebilirsiniz. Bir tane daha eklemek istediğimde yine burada olan demo içeriklerin hangi elementle oluşturulduğunun ismine yukarıdan bakıyorum. Mesela bu alanlar certificate elementiyle oluşturulmuş ve sonrasında elementör elementlerine gidip certificate diye aratıyorum ve çıkan elementi tut sürükle yöntemiyle yine sertifikalar bölümünün içerisinde bulunan sütunun en altına bırakıyorum. Gördüğünüz gibi buraya yeni bir sertifika bölümü daha eklemiş oldum. Aynı zamanda eklediğim bu sertifikanın sıralamasını yine düzenli kısmına tıklı tutarak yani mouse ile basılı tutarak tut sürükle yöntemiyle istediğim yere taşıyarak değiştirebiliyorum. Yani bir element ile oluşturduğum alanı da yine bölümleri tut sürükle yöntemiyle taşıdığımız gibi istediğimiz yere yine tut sürükle yöntemiyle taşıyabiliyoruz. Bunu isterseniz aynı bölüm içinde yapın. isterseniz de başka bir bölümün içerisinde yer alan başka bir sütun içinde. Aynı şekilde sütunları da yine komple tut sürükle yöntemi Ile istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. O da aynen bu şekilde. Şu an CV sayfamızı da tamamladık. Bu sayfamızın düzenleme ayarları da bundan ibaret. Şimdi portfolyo sayfamıza bakalım. Portfolyo sayfama ön yüzde gidiyorum. ve portfolyo sayfam içinde Elementor ile düzenle diyorum. Sonrasında da portfolyo kısmını düzenle diyorum. Sol tarafta açılan portfolyo elementinin ayarlarında pek bir şey yok sizin de gördüğünüz gibi. Bunun sebebi ise portfolyoların portfolyo elementi ile değil de sadece oluşturulan portfolyoların sitenizde eklemek istediğiniz alana portfolyo elementi ile ekleniyor olmasından kaynaklı. Peki portfolyolarımızı nereden oluşturacağız? Hemen ona bakalım. Bunun için de admin paneline gidiyoruz ve sol kısımda yer alan portfolyo sekmesinden all projects sekmesine gidiyoruz. Burada sitemize demo içerik ile birlikte gelen tema kodlayıcısı tarafından örnek olsun diye oluşturulmuş tüm portfolyolar listeleniyor. Biz dilersek var olan bu örnek portfolyoları düzenleyerek de ilerleyebiliriz veya sıfırdan kendimiz de oluşturabiliriz. İkisi de aynı şey. Mesela detaylı proje 2 portföyünü düzenle diyelim. Bu normalde ön yüze gittiğimizde, gidelim portfolyo sayfamızın ön yüzüne. Detailed sekmesi altında bulunan portföylerden bir tanesi tekrar geri dönelim düzenleme ekranına. Şimdi bu sayfada portföyün başlığını en üste giriyorsunuz. Sağ kısımdan ise bu portföy için bir kategori seçiyorsunuz. Burada yer alan kategori isimleri aslında ön yüzde portföy sekmelerimizi oluşturan kategoriler. Ön yüze gidelim. İşte burada yer alan, tıklandıkça altına atanan portföylerin çıktığı geçişli sekmeler aslında. Geri dönelim. Burada var olan kategorileri düzenlemek veya yeni bir kategori eklemek için ise yine admin panelimizden portföy sekmesi altında bulunan kategori sekmesine gidiyoruz. Sağ kısımda demo içerik ile birlikte gelen kategoriler karşımıza çıkıyor. Yine biz var olan kategorileri kendimize göre düzenleyerek veya yeni bir kategori oluşturarak da devam edebiliriz. İkisinin de adımları tamamen aynı. Mesela detail kategorisini düzenle diyorum ve ismini detaylı projeler olarak değiştiriyorum. Kısa ismini de aynı isimle ancak Türkçe karakter kullanmadan ve boşluk yerine tire kullanarak değiştiriyorum ve güncelle diyorum. Bu şekilde kategorimizi kendimize göre uyarlamış olduk. Şimdi tekrar detaylı proje 2 düzenleme sayfasına dönüyorum ve sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi kategoriler kısmında bu sefer yeni güncellediğimiz kategori ismimiz gelmiş oldu. Buradaki mantık oluşturacağımız bu portföyü burada yer alan kategorilerden birine veya birkaçına istediğimiz sayıda seçebiliyoruz. Atamak. Böylece ön yüzde burada seçtiğimiz kategori isimlerine tıklanıldığında bizim şimdi düzenlediğimiz veya oluşturacağımız portföy çıkıyor olacak. Şimdi alta Project Options kısmına geliyorum. Buradan ilk önce oluşturacağımız portföyün ne tür bir portföy olacağını seçiyoruz. Standart seçelim ve standarda bakalım öncelikle. Seçim yaptıktan sonra hemen altta seçtiğimiz türün ayarları açılıyor. Silent kısmına portföyünüzü kimin için oluşturuyorsanız o müşterinin ismini giriyorsunuz. Ben VP Mavi yazıyorum. Site URL text kısmına ise müşterinizin varsa web site adresinin ismini yazıyoruz. Ben VP Mavi resmi web sitesi yazıyorum. URL kısmına da web site adresini yani linkini giriyoruz. Toplamda 3 adet web sitesi ekleyebiliyoruz. Bu diğer web site alanları da bunlar için var. Ben bunları boş bırakıyorum. Date kısmına projenin tarihini giriyoruz. Description kısmına ise proje ile ilgili varsa yapmak istediğiniz yazılı bir açıklama onu giriyorsunuz. Tag kısmına ise etiketleri giriyoruz. Etiketleri mini kategoriler olarak düşünebilirsiniz. Dilerseniz hiç kullanmayabilirsiniz. Yeni bir etiketi altta bulunan add butonu ile ekliyorsunuz ve var olanları burada çıkanları yanlarında bulunan çarpı butonu ile silebiliyorsunuz. Galeri grid kısmından ise eğer bu portföye bir resim galerisi eklerseniz bu galerinin yan yana kaç sütundan oluşacağını belirliyorsunuz. Galeri ise sağ kısımda bulunan Project Galeri kısmından ekliyoruz. Edit Project Galeri diyorum ve dosya yükle diyerek bilgisayarımdan bu portföy için ayarladığım resimleri yükleyebiliyorum. Siz böyle yaparsınız yani. Ben hali hazırda bu resimleri yüklediğim için bunları ortam kütüphanesinden seçiyorum. Yani buradan sitenize yüklediğiniz resimlere sonrasında ortam kütüphanesinden ulaşabileceğinizi de anlayın. Resimleri seçerken CTRL tuşuna basılı tutarak seçiyorum ki toplu olarak seçebileyim. Seçtikten sonra sağ alt köşede bulunan seç butonuna tıklıyorum ve bu şekilde portfolyo galerisini oluşturduğumuz portföye ekleyebilirsiniz olduk. Bir de altta proje cover image var. Bu cover image ise her ne kadar portföyümüze bir galeri eklemiş olsak da sitemizin ön yüzünde portfolyo listelemesinde detaylı projeler kategorisine tıklanıldığında listelenecek olan bu oluşturduğumuz portföyün gösterim resmi olacak. Yani resme tıklanınca ziyaretçi portföy detaylarımıza ulaşacak. Dolayısıyla da buraya oluşturacağınız portföy için mutlaka bir öne çıkarılmış görsel ekleyin. Önce öne çıkan görseli kaldır butonuna tıklayarak demo resmi silin ve sonrasında da tekrar öne çıkan görsel belirli linkine tıklayarak yine aynı mantıkta dosya yükle diyerek bilgisayarınızdan öne çıkan resminizi yükleyin. Use Ajax Load the Project kısmını ise on yaparsanız. Portfolyo listelemesinde bu projenize yani portföyünüze bir ziyaretçi tıkladığında portföy yeni bir sayfada açılmaz. Direkt sayfanın önüne bir slide gibi gelir. Bir açılır pencere gibi gelir. Aslında görünüm ve işlev adına daha pratik böyle olması. O yüzden on bırakabilirsiniz. Off yaparsanız da portföyünüz yeni bir sayfada kendi URL adresinde açılır yani. Şimdi portföyümüzü oluşturduk. Standart portföy ayarları bundan ibaretti. Bu şekilde güncellediyorum ve ön yüze portfolyo sayfama gidip portföyümü görüntülüyorum. Gördüğünüz gibi portföyümüz düzenlediğimiz şekliyle açıldı. İşte portföy başlığı, sağ kısımda müşteri ismi, web site linklemesi, tarihi, açıklaması, etiketleri ve paylaşım butonları yer aldı. Galerimiz ise en alta geldi. Galerimize tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi galeri içerisinde bulunan her bir resim lightbox olarak yani açılır pencere olarak ekranın önüne daha detaylı bir görünüm için geliyor. Ancak portföy galerisinin açılır pencere olarak açılan resimleri arasında geçişi maalesef mevcut değil. Aslında mevcut ancak kodlama ile aktif etmek gerekiyor ama ona alternatif başka bir yöntem olduğu için şimdi ondan da bahsediyor olacağım. Peki biz bu portföyü düzenledik ancak burada video içeriği de var ve bizim girmediğimiz metin içeriği de var. Peki bunlar nereden düzenleniyor, nereden geliyor? İşte onlar da Elementor ile düzenleniyor. Siz oluşturduğunuz portföye yine Elementor'un sunduğu element özellikleriyle aynı ana sayfada yaptığımız veya diğer sayfalarımızda yaptığımız gibi istediğiniz gibi içerik alanında ekleyebiliyorsunuz. Bunun için tekrar portföy düzenleme sayfasına dönüyorum ve bu sefer de bu sayfa için Elementor ile düzenle diyorum. Gördüğünüz gibi Elementor ile düzenlenebilir tüm alanlar zaten mouse ile üzerine geldiğimde belli oluyor. Bizim oluşturduğumuz alanlar dışında kalan tüm alanların Elementor ile oluşturulduğunu da buradan zaten anlıyoruz. Tema kodlayıcısı buraya örnek olarak video elementiyle bir video içerik alanı oluşturmuş. Altına ise bir bölüm daha açmış ve bu bölümün içerisine de tek bir sütun eklemiş ve bu sütun içerisine de Elementor'un metin düzenleyicisi ile bir metin alanı oluşturmuş. Yani metin elementiyle. Bunları siz ister kendinize göre düzenleyin, ister kaldırın, isterseniz de tamamen başka içerik alanları oluşturun. Bunları nasıl yapacağınızı zaten artık biliyorsunuz. Şimdi biz bu sayfaya ek olarak bir de galeri ekleyelim. Bunun için alt kısımda bulunan bölüm ekle butonuna tıklıyoruz. Ve birebir bir, bir sütun seçiyorum. Ve ardından sol kısımdan elementör elementlerine gidiyorum. Ve galeri diye aratıyorum. Ve temel galeri elementini tut sürükle yöntemiyle bu sütunumun içerisine bırakıyorum. Sonrasında da sol kısımdaki ayarlarından görsel seç kısmından bu proje portföyü için ayarladığım galerileri tekrar seçiyorum ve galeriye ekliyorum. Gördüğünüz gibi galeri hemen sağ kısma geldi. Altından görsel boyutu olarak bir thumbnail yani resim gösterim boyutlarını seçiyorum. Siz de burada bulunan boyutlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Sütun kısmından ise galeri içerisinde yan yana kaç adet sütun görüneceğini belirliyorum. Ben bunu iki yapıyorum. Bağlantı kısmını ise ortam bağlantısı olarak ayarlıyorum. Bu kısım sizde de mutlaka böyle olmalı ve hafif kutu kısmını da mutlaka evet olarak bırakıyorum. Siz de böyle bırakın. Sırala kısmını da rastgele yapabiliyorsunuz veya varsayılan olarak bırakabiliyorsunuz. Sıralamayı da aslında resimleri yüklediğimiz kısma tıkladığımızda burada galeri kısmı çıkıyor zaten. Burada var olan resimlerin tut sürükte yöntemiyle galeri içerisinde yerlerini değiştirebiliyorum. Yani sıralamayı da bu şekilde set edebilirsiniz. Şimdi biçim ayarlarına geliyorum ve galeri resimleri arasındaki boşluğu biraz arttırıyorum. Ve bu şekliyle ön yüzde bir görüntülüyorum. Gördüğünüz gibi eklediğimiz galeri buraya geldi. Şimdi galeri içerisinde yer alan resimlerden birine tıkladığımda gördüğünüz gibi yine Lightbox olarak açıldı. Ancak bu sefer Lightbox modundayken de galeri içi resimler arası geçiş sağlayabiliyorum. Buradaki ok tuşunu kullanarak veya mouse ile tut sürükle yaparak. Yani proje galerisinden eklediğimiz galeri ile proje ön yüzünden elementör ile eklediğimiz galeri elementinin arasındaki fark bu olmuş oldu. Yani siz proje içi galerinizi elementör ile de kurgulayabilirsiniz. Ve böyle yaparsanız da tekrar dönüyorum portföy düzenleme sayfasına. Buraya eklediğiniz tüm galeri resimlerini silmelisiniz ki aynen bu şekilde siliyorsunuz. Ön yüzde sadece Elementor ile eklediğiniz galeri görünsün. Şimdi standart portföy dışındaki seçeneklere bakalım. Lightbox featured image seçtiğimizde portföy olarak sadece project cover image kısmından yüklediğimiz resim çıkar. Yani tek resimli bir portföy göstermek istiyorsanız bu seçeneği kullanırsınız ve resmi de project cover image kısmından yüklersiniz. Lightbox video seçince de altta video URL e girme kısmı çıkıyor. Buraya bir YouTube URL adresi ya da Vimeo URL adresi girebilirsiniz. Böylece projeye tıklanınca yani portföye tıklanınca açılır pencere olarak URL adresine girdiğiniz video ekranda belirecektir. Lightbox Audio kısmına da SoundCloud linki girebiliyorsunuz. Varsa SoundCloud projeniz onu da buraya ekleyebilirsiniz. O da aynen video gibi açılır pencerede açılıyor zaten tıklanınca. Direkt URL seçince de altında açılan kısma direkt link ekliyorsunuz ve portföy tıklanınca ziyaretçi burada verdiğiniz link adresine yönlendiriliyor. Tabii ki videoda gösterseniz link de verseniz portfolyo listelemesinde ilk başta proje cover image kısmına girdiğiniz resim çıkıyor ve bu kapak resmine tıklandıktan sonra açılır pencere olarak video veya ziyaretçi verdiğiniz linke yönlendiriliyor. Portfolyo ve portföy oluşturma ayarlarımız da bundan ibaretti. Şimdi portfolyo sayfasını kendimize göre Türkçeleştirelim. Bunun için yine admin panelinden sol kısımdan sayfalar ve tüm sayfalara gidiyorum. Ve listelenen sayfalar arasından portfolyo 2 sayfasını düzenle diyorum. Sayfa ismini portfolyo olarak değiştiriyorum. URL adresini de aynı şekilde Sonrasında da 6 iniyorum ve burada bundan height, page title kısmını 10 yaparak sayfa başlığını ön yüzde gizleyebiliyorum. Yani bunu 10 yapmak başlık görünmesin demek. Subtitle kısmı ise sayfa alt başlığı. Dilerseniz buradan portfolyo sayfanız için bir alt başlıkta girebilirsiniz. Bu haliyle sayfayı güncelle diyorum ve ön yüzde portfolyo sayfama gidiyorum. Şimdi sayfayı Elementor ile düzenle diyorum. Şimdi portfolyo elementini düzenle dediğimde gördüğünüz gibi sol kısımdan bir tek portföylerin sütunlarda kaçar adet listeleneceğini set edebiliyorum. Bunun dışında başka bir ayarı yok. Bir de gelişmiş ayarlar var ki onlar yine aynı sabit ayarlar. Yani portföy ayarlarımız da bundan ibaretti. Blok sayfamıza ve blok ayarlarımıza bakalım. Bunun için tekrar admin paneline gidiyorum. Kişisel web sitenizde bir blog yazısı yayınlamak isterseniz bunu admin panelinizden sol kısımda bulunan blog post yani yazılar kısmından yeni ekle diyerek yapıyorsunuz. Ekle diyelim. Buradan yazının başlığını, düzenleyici kısmından ise içeriğinizi giriyorsunuz. Sağ kısımdan ise kategori atamasını yapıyorsunuz ki yine burada yer alan kategorilerin mantığı da portfolyo kategorileriyle aynı işliyor. Yani aynı şekilde yine sol kısımdan blog post sekmesi altında bulunan kategoriler sekmesinden istediğiniz gibi kategori ekleyebiliyor veya düzenleyebiliyorsunuz. Alt kısımda bulunan görsel ekle butonundan ise yazınızın öne çıkarılmış görselini set edebiliyorsunuz tam olarak buradan. Sonrasında da üst sağda bulunan yayınla butonuna tıklayarak yazınızı yayınlıyorsunuz. Yani bir blog yazısı oluşturma aslında bu kadar kolay. Şimdi blog sayfamıza gidelim. Yani blog yazılarımızın listelendiği sayfaya. Ve sayfayı Elementor ile düzenle diyelim. Listelenen blok yazılarını düzenle dediğimde ise sol kısımda ayarları açılıyor. Bu blok içerikleri listeleme görünümü blok post elementiyle oluşturulmuş layout kısmından yan yana kaç adet blok yazısının gösterileceğini listeleneceğini, number of posts to show kısmından ise sayfa açılışında toplamda kaç adet blok yazısının gösterileceğini seçediğiyizsiz. New Tab'da aç opsiyonunu on yaparsanız da listelenen blok yazılarına tıklanıldığında blok yazı içeriği yeni sekmede açılıyor. Blok elementin özellikleri de bundan ibaret aslında. Yani biz admin panelimizden blok içeriklerimizi oluşturuyoruz ve bunların listeleneceği ve yer alacağı sayfa ise elementörün blok post elementiyle yapıyoruz. Tema kodlayıcısı örnek olarak blok 2 diye bir sayfa oluşturmuş ve içerisine elementör ile bir bölüm ekleyip içerisine de birebir genişlikte bir sütun ekleyip ve onun içine de blok post elementini ekleyerek bu sayfada blok içeriklerinin listelenmesini sağlamış aslında. Bu blok listeleme sayfasında sol kısımdaki menüsüne eklemiş ki menüden ulaşılabilir olsun. Tabii ki sol kısımda yer alan bu menünün birazdan nasıl ayarlanacağını da geleceğiz. Ancak bunun öncesinde bir de iletişim sayfamıza bakalım. Bunun için öncelikle admin panelimizden sayfalar kısmına gidip iletişim sayfasını buluyoruz. Ardından bu sayfayı Elementor düzenleyicisinde açıyoruz. Şimdi harita kısmını düzenleyelim ilk başta. Düzenle diyorum. Burada bulunan konum kısmına direkt olarak mahalle, cadde ve sokak olarak kendi adresinizi girerseniz eğer mesela örnek olarak ben bir adres giriyorum. Gördüğünüz gibi harita direkt olarak benim girdiğim adres ile güncelleniyor. Haritada bu sefer benim girdiğim adres işaretli olarak çıkıyor. Yakınlaştır kısmından ise belirtilen konumun ne kadar uzaktan veya yakından görüneceğini, daha doğrusu sayfa açılışında bunun uzaklığının ne olacağını belirliyorsunuz. Yükseklik kısmından ise haritanın sayfada ne kadarlık bir yükseklik kaplayacağını ayarlıyorsunuz. Tabii ki bu harita aynı zamanda işlevsel bir harita. Yani ziyaretçi haritanın üzerine mouse ile gelip tuz sürükle yaptığında haritada gezinebiliyor veya sağ altta bulunan büyült küçült sembollerini kullanarak haritayı daha da büyük veya küçük hale getirebiliyor. Veya sol üst köşede bulunan adres bilgisi içerisinde yer alan ikona tıklayarak direkt mobilden yol tarifi açabiliyor gibi. Yani Google Maps'in sunduğu tüm özellikler aynı zamanda sizin iletişim sayfanızda da aktif oluyor. Alta inelim. Burada bulunan adres, telefon ve mail bilgileri ise info blok elementi oluşturulmuş. Düzenle zaten ayarlar hemen solda açılıyor. İkon kısmında ikonu seçiyorsunuz. Title kısmından ise yazacak bilgiyi ve bir de bir açıklama kısmı eklemek isterseniz de yazacağınız bilginin altına onu da text of kısmına giriyorsunuz. Siz buradaki içerikleri kendinize göre düzenlersiniz. Alta inelim. İletişim formunun başlığını düzenle dediğimde gördüğünüz gibi bu alanın block title elementi ile oluşturulduğunu görüntülüyorum. Zaten tek bir ayar var. O ayardan da başlık metninin ne olacağını belirliyorsunuz. Ben burayı benimle iletişime geçin olarak değiştiriyorum. sonrasında da iletişim formunu düzenle diyorum. Bu iletişim formu ise Contact Form Simple isimli element ile buraya eklenmiş. Bu elementin de aslında pek bir özelliği yok. Sadece sitemizde bir bütün olarak var olan iletişim formunun sayfaya eklenmesine aracılık ediyor. Elementin var olan tek ayarı iletişim formuna bir de checkbox eklemek. Checkbox ekle kısmını on yapınca iletişim formuna bir de işaret alanı geliyor. Ve bu işaretlemenin yanında daha doğrusu açıklaması olarak ne yazılacağını alttaki checkbox kısmından set ediyorsunuz. Buraya örnek olarak iletişim formuna verdiğim İsim ve mail gibi bilgilerin hiçbir şekilde reklam vesaire gibi çalışmalarda kullanılmasını istemiyorum gibi bir metin yazabilirsiniz. Altta bulunan ikinci text kısmından ise bu kısmı işaretlemeden gönder butonuna tıklayan ziyaretçilerin karşısına ne tür bir hata metni çıkartılacağını belirliyorsunuz. Buraya da bu alanı işaretlemek zorunludur gibi bir metin girebilirsiniz. Tabii ki bu metnin çıkması için bu alanı zorunlu kılmanız yani bu kısmın işaretlenmeden mesaj gönderilemiyor. Gönder butonunun çalışmıyor olması gerekti. Bunu da burada bulunan checkbox mandatory kısmını on yaparak set Ben bunların hiçbirini kullanmak istemediğim için bu kısımları off yapıyorum. Bir de formun ekli olduğu yerin yanında bulunan iki sütunu da silerek burayı tek bir sütun haline getiriyorum. Ve bu şekilde iletişim formunun ekranda kapladığı alanı büyütmüş oluyorum. Bir de burada Google Recaptcha var ancak düzenleyicide olduğumuz için şu an görünmüyor. Ona da tema ayarlarına bakarken değineceğiz. Tabi yine bu formu doldurarak gönderilen mesajların hangi mail adresine düşeceği ayarlarına da yine tema ayarlarına bakarken ayrıca değineceğim. İletişim sayfamızla ilgili de başka bir ayarımız bulunmuyor. Şu aşamada sitemizin tüm sayfalarını kendimize göre düzenlemiş olduk. Şimdi tema ayarlarımıza bakalım. Tema ayarlarımıza admin panelimizden sol kısımdan görünüm sekmesi altında bulunan Team Settings kısmından ulaşıyoruz. İlk başta General sekmesine bakalım. Burada yer alan Team Style ayarı normalde bu temanın iki modu var. Biri Light, diğeri ise Dark. Şu an Light modda. Dark modu alıyorum ve ayarları kaydet diyorum. Ve sisteme ön yüzle gidiyorum. Gördüğünüz gibi görünüm Dark modu alındı. Siz isterseniz bu şekilde Dark modda da kullanabilirsiniz sitenizi. Altından ise layout style kısmını set ediyoruz. Layout ise dizilim aslında. Burada 3 ayrı dizilim şekli var. Boxed modeline bakalım. Ayarları kaydet diyorum. Ön yüze gidiyorum ve sayfayı yeniliyorum. Sistemin görünümü gördüğünüz gibi bir kutucuk görünümü ne? Göründü. Yani bir V-Card gibi, bir kart vizit görünümü gibi bir görünüm aldı. Bu şekilde kullanmak isterseniz tasarımınızı buradan Box modeli de kullanabilirsiniz. Diğer modelimiz ise Full White. Full White'e geçelim. Ayarları kaydet diyelim. Full White'de ise Yine tam genişlik oluyor ama bu sefer burada bulunan hem resim, isim gibi bilgiler ve menü kısmı kayboluyor. Daha doğrusu kaybolmuyor, buraya kayıyor ve buraya tıklanınca o kısımlar açılıyor. Bu da böyle bir tasarım şekli. Dilerseniz bunu da kullanabilirsiniz. Bizim kullandığımız ise normalde full white with an open menu şekli. Altında bulunan content area max white kısmı 2200. Varsayılan ayarı bu şekilde bırakın. Gayet iyi bir ayar bu. Altından ise Page Transition efekt kısmı var. Buradan bir efekt seçtiğiniz zaman yani bu aslında sayfa geçişlerinin nasıl bir efekti yapılacağını seçimi. Buradan istediğiniz bir efekti seçersiniz siz. Logo Letters ve Logo Photo Image kısmını boş bırakın. Biz bunların ayarını birazdan alttan yapacağız. Bunun altında bulunan Show Block Sidebar kısmını on yaptığınız zaman bizim ana sayfamızda sayfayı yenileyelim. Gerçi ayarları kaydettik mi kaydetmedik. Öncelikle Full Byte için kaydedelim bizim sitemizde bir de sağ kısımda burada gördüğünüz gibi 3 noktalı bir kısım var. Buraya tıkladığım zaman burada bir kısım daha açılıyor. Burada açılan kısma sidebar deniliyor yani yan panel. İçerisinde bulunan içeriklere ise ...bileşenle eklenen içerik alanları deniliyor. Şimdi ben sidebarın ne demek olduğunu, bileşenlerin ne demek olduğunu... ...ve bunları nasıl kullanıldığını bu videomda anlatmayacağım. Çünkü biraz uzun sürüyor. Bunların anlatımlarını ben e ticaret sitesi kurulumu videomda... ...veya internet sitesi kurulumu videomda anlattım. Yani YouTube kanalımdan o videolarıma bakarak... ...bileşenlerin nasıl ayarlandığına, sidebarların nasıl ayarlandığına bakabilir... ...ve oradan öğrendikten sonra gelip kendi sitenizde uygulayabilirsiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben bu videomda detaylarına girmeyeceğim. Biz bu ayardan ise... Neredeydi o ayarımız? Show block sidebar kısmını yes yaptığımız zaman işte bu üç noktalı alanı aktif ediyoruz. Yani buraya bir de sidebar alanı eklensin şeklinde bir ayar aktif ediyoruz. BG move effect ve bunun altında yer alan diğer ayarlar ise tamamen box mod için geçerli. Yani şimdi box modu alalım ve ayarları kaydet diyelim. Şimdi burada BG move effect bu 10 olduğu zaman açık olduğu zaman hemen ön yüzde bakalım. Şimdi arka planda bir resim gibi bir şey var. Ben mouse oynattığım zaman ekranın herhangi bir yerinde gördüğünüz gibi arka plan resmi de sanki oynuyormuş gibi bir efekt oluşuyor. İşte BG efekt denilen şey bu. Yani siz bunu BG efekti on yaptığınız zaman buradaki arka plandaki oynama efektini aslında on yapmış oluyorsunuz. Buradan content area border radius ise bu box modda köşelerin ne kadar eğimle duracağını ayarlıyoruz. Şu anda 22 piksel demek hani biraz eğimli olsun demek. Biz bunu mesela sıfır yaparsak köşeleri aslında 90 derece yap demiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi köşe yani çerçeve eğimleri sıfır radius'ta 90 derecelik bir açıya gelmiş oldu. Disable content area box shadow. Bir de burada çerçevenin bir gölgelendirme efekti mevcut. Şu anda dark modda olduğumuz için çok belli olmuyor ama işte bu çerçevenin bir gölgelendirmesi olsun mu olmasın mı bunu da buradan yes veya no yaparak etkin veya etkisiz hale getiriyorsunuz. Şimdi burası bizim profil kartının ayarlandığı kısım. Profil kartımızda ön yüzde bizim sol kısımda yer alan bu kısmımız. İşte resmimiz, ismimiz, mesleğimiz ve sosyal medya hesaplarımıza linklemeler kısmı. Şimdi bu kısım olsun mu olmasın mı bunu öncelikle aktif ediyoruz veya buradan etkisiz hale getiriyoruz. Etkisiz hale getirirsek eğer o zaman yukarıdan logo kısmından bir logo ekleyerek burada sadece bir logoda bırakabilirsiniz bu kısmı kullanmak istiyorsanız da etkin ediyorsunuz. Altından text logo kısmına isminiz neyse onu giriyorsunuz. Yani burada Alex Smith yazan yere buraya yazdığınız şey gelecek aslında. Mesela ben Burak Oran yazıyorum. Altına da WordPress uzmanı yazıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir değişiklik oldu. Yani bunların ayarı buradan yapılıyordu. Altından edit image diyerek, dosya seçin diyerek ön yüzde burada yer alan resmi kendi fotoğrafınızda buradan değiştirebilirsiniz. Bu fotoğrafınızın burada çıkacak yüksekliğini ve genişliğini buradan set ediyorsunuz. Yüksekliğini buradan, genişliğini buradan ayarlıyorsunuz. Bunları arttırdıkça fotoğrafınızın burada kapladığı alan artıyor aslında. Altından ise Disable Photo Border. Bir de bir çerçeve atayabiliyorsunuz buna normalde. Bunu mesela No yaparsanız ayarları kaydet diyelim. Gördüğünüz gibi şuraya çok belli olmasa da bir border gelmiş oldu. Bir çerçeve gelmiş oldu aslında. Çerçeve kullanmak isterseniz bunu no yaparsınız. Ben kullanmak istemediğim için yes yapıyorum. Altında ise image border radius. Yine bir çerçeve kullanmak isterseniz buradan da o çerçevenin kenar eğimlerinin ne olacağını belirtiyorsunuz. Şimdi buraya 150 gibi bir radius gerildiği zaman bu fotoğraf aslında aşağı yukarı yuvarlak bir hal alıyor. Biz bunu sıfır yaparsak mesela tamamen kare bir hal alacak. Yani fotoğrafımız Gördüğünüz gibi tamamen kareye döndü. Geri dönelim. Altından ise social icons kısmı var. Burada mesela Twitter için hani title başlığı ne olsun Twitter olsun. Logosu ne olsun buradan bir logo seçebiliyorsunuz. Ve buradan da Twitter adresinizi link olarak giriyorsunuz. Ve ön yüzden buradaki Twitter ikonuna tıklandığı zaman burada verdiğiniz link adresini ziyaretçi yönlendiriliyor. Diğer sosyal medya hesapları için de aynı şeyler geçerli. Ayrıca buraya farklı sosyal mecralarda eklemek isterseniz add butonuna tıklayarak buradan title'ı, logosu ve linkini girerek ekleyebiliyorsunuz. Team Design Light'a bakalım. Light görünümü seçtiğiniz zaman Light görünümün bütün renk ayarlarını buradan yapıyorsunuz. İşte Light görünümde linklemelerin rengi ne olsun? Linklerin üzerine gelindiği zaman çıkacak farklı hover rengi ne olsun? Başlıkların rengi, metinlerin rengi ne olsun gibi bütün ayarları buradan yapıyorsunuz. Light görünüm için eğer hani General sekmeden Team Style olarak Light kullanıyorsanız. Dark kullanıyorsanız da Team Design Dark kısmından bu Dark'ın renklerini set edebiliyorsunuz. Typografi kısmından ise siteniz genelindeki metinlerin hangi fontta, hangi font büyüklüğünde ve hani metinler veya satırlar arasındaki boşlukların, harfler arasındaki boşlukların ne olacağı gibi bütün yazı ile ilgili bütün ayarlarınızı buradan yapıyorsunuz. Bu ayarları yaparken de yeni seçmeni olarak ilerliyorsunuz. İşte buradan fontu seçiyorsunuz. Hani şeklini seçiyorsunuz. Latin mi olacak, Latin eksit mi olacak gibi. Bunun kalınlığını seçiyorsunuz. Size'ını seçiyorsunuz. Font büyüklüğünü seçiyorsunuz satır aralıklarının boşluğunu seçiyorsunuz gibi ayarları buradan mouse'ta tıklamalar ile yapabiliyorsunuz. İşte H2 başlıklarınızın boyutları ne olacak, H3 başlıklarınızın boyutları ne olacak gibi ayarları yani metin ayarlarınızı, font ayarlarınızı buradan yapıyorsunuz. Kontak form kısmına geliyorum. Şimdi bu kısımda Your email adres kısmına kontak formunda doldurularak gönderecek mesajın hangi mail adrese ulaşacağını set ediyorsunuz. İletişim formu aracılığıyla gönderilecek mesajlar hangi mail adresine düşsün istiyorsanız o mail adresini buraya girin. Bu herhangi bir Gmail veya Hotmail mailde olabilir tabii ki. Buraya ise hosting admin email adresi olarak bir mail adresi girmemiz gerekiyor. O mail adresi için de c panel'e gidiyoruz. C panel'den email accounts kısmına geliyoruz ve burada sizin de bir email account isminiz yazacaktır. Bu ismi kopyalayın. Sonra gelin buraya yapıştırın ve sonrasında da boşluğu silin tabii ki. Et sizin siteniz, yani sizin site adresiniz, sizin domain adresiniz neyse işte sizin .com şeklinde domain uzantınızı girin. Yani aslında sizin bu hesabınızda var olan bir mail adresi. Ben buna benim domain adresim web site kurulumrehberi.com olduğu için bu şekilde giriyorum. Bu şekilde bir mail giriyorsunuz ki kontak formu üzerinden gönderilen mail aslında server tarafından bu mail üzerinden geçerek sizin burada verdiğiniz mail adresine düşüyor. Buraya bahsettiğim maili girmezseniz burada verdiğiniz mail adresine hiçbir şekilde mesajlar düşmüyor. Dediğim gibi bunu C panelden email accounts kısmı altında çıkan burada sizde farklı bir şey yazacaktır. Buradaki mail hesabınızın ismi artı at sizin domain adresiniz .com şeklinde bir mail giriyorsunuz. Mesaj subject kısmında size gelen mailin konu kısmında ne yazsın istiyorsanız o metni buraya giriyorsunuz. Buraya Türkçeleştirebilirsiniz. Veya burada yer alan metinleri de yine Türkçeleştirebilirsiniz. Buradaki metinlerde işte size düşen mailin içinde ilk girişte ne yazsın veya mesaj gönderen kişinin mesajı başarıyla iletildiği zaman yani iletişim sayfasında send butonuna bastıktan sonra karşısına başarı mesajı olarak ne çıksın gibi metinleri veya ifadeleri buradan siz Türkçeleştirerek kendinize göre çevirebilirsiniz. Yine hata mesajı ne olsun onu buradan belirlersiniz. Altında ise Google reCAPTCHA var. Bunu olduğu gibi ayarlarınız neyse o şekilde bırakın. Şimdi bu şekilde olunca iletişim sayfamızda bir de reCAPTCHA olmuş oluyor. Bakalım. Gördüğünüz gibi ben robot değilim kısmı oluyor. Yani bu kısmın olması sizi spam maillerden, spam mesajlardan tamamen kurtarır. O yüzden bu ayarları olduğu gibi bırakın. Custom CSS and JS kısmını da boş bırakın. Bu kısımlarda kodlamayla ilgili. Yine SEO kısmını da boş bırakın. Bu da SEO ile ilgili. Portfolyo ayarlarımıza bakalım. Burada custom portfolio titles kısmı olsun mu olmasın mı bunun ayarını biz etkin veya etkisiz hale getiriyoruz. Bu custom title'lar da şunlar. Hemen portfolyo sayfamıza gidelim. Hani bizim detaylı portfolyomuzda sağ kısımda mesela description, teknoloji ve şehir başlıkları var ya işte bunlar buradan set ediliyor. Siz bunları kendinize göre Türkçeleştirirsiniz. Bu kısımlar olmasın diyorsanız da direkt off yapabilirsiniz yani. Altından ise detaylı portfolyo sayfalarımızda tamamen site var. Yani yan panel olsun mu olmasın mı bunun ayarını set ediyoruz. Şu an olsun seçili. Yani bu kısım olsun mu olmasın mı? Bunu buradan off yaparsak bu kısmı tamamen kaldırıyoruz ve detaylı portfolyo sayfamız tüm genişlikte sadece içerikten oluşuyor. Aynen bu şekilde. Kullanmak isterseniz ve içlerinden bazı bölümleri kullanmak istemezseniz, mesela etiketler olmasın derseniz, kaydedersiniz. Sadece yan panelden bu şekilde etiketleri çıkartmış olursunuz. Buradan da bunlar set ediliyor yani. Bu sidebar'ın sayfamızda sağ kısımda mı çıksın yoksa sol kısımda mı çıksın ayarını da buradan set ediyoruz. Şu an sağ kısımda çıksın demişiz. Bunu sola alabiliriz bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi Sidebar sol kısmı bu şekilde kaydı. Altından ise lot more feature var. Şimdi bu nasıl bir özellik? Bunu bir kere şu an 10 zaten. Hani bir detaylı listeleme sayfasında toplamda kaç adet portfolyo listelensin, onun sayısını buradan seyrediyoruz. Şimdi ben buraya mesela 2 dediğim zaman ve bunu da daha fazla yükle diye Türkçeleştirdiğim zaman sayfayı kaydet diyorum ve portfolyo sayfama gidiyorum tekrar. Sayfayı yenileyelim, şimdi detaylı projelere geliyorum. Gördüğünüz gibi şu an bir tane listeleniyor ve daha fazla yükle dediğim zaman ikincisi de yanına geliyor. Hani daha fazla yükle butonuyla diğer projelere ulaşılıyor. Eğer siz bu özelliği kullanmak istemezseniz de off yaparsanız direkt buton da kalkıyor. Ve burada sınırsız sayıda aslında sizin bütün portfolyolarınız listeleniyor. Tabii bunu load more butonunu on yaparak kullanmak daha mantıklı. Çünkü çok fazla portföyünüz varsa sayfa dolumunu etki etmemek için bunu sınırlandırmak en mantıklısı. Yani bir sayfada maksimum işte 10 tane görünsün. 10 taneden sonrasını görmek isteyen yani aşağı doğru indiği zaman burada bir load more yani daha fazla yükle butonu olsun ona tıklayarak diğer 10'unu görsün şeklinde bir setup kurmanız sayfa açılışınız açısından daha mantıklı. Bunun dışında da burada başka bir ayarımız bulunmuyor. Footer'a bakalım bir de. Footer ise sitemizin en alt kısmı. Yani bu kısım. Şimdi bu ayarlardan ilk başta copyright metnini bu en sağda footer'ın en sağında bulunan copyright metnini buradan ayarlıyoruz. Siz buraya istediğiniz metni girebilirsiniz. İşte bunu Türkçeleştirirsiniz. Tüm hakları saklıları yaparsınız. Footer links kısmı ise footer'da bulunan sosyal medya hesaplarınıza linklemelerin ayarlandığı kısım. Yine bu kısımları da üzerlerine tıklayarak işte title başlığı ne olsun Twitter. URL adresi ne olsun. Twitter hesabınızın URL adresini girersiniz ve open link in new tab kısmında yes yaptığınız zaman hani linke tıklandığı zaman Twitter hesabınız yeni sekmede açılsın demiş oluyorsunuz. Buraya istediğiniz sayıda sosyal medya hesabınızı add butonuna tıklayarak yine ekleyebiliyorsunuz. Başlığını koyarsınız, URL adresini koyarsınız. İkonları zaten otomatik olarak geliyor diye biliyorum ben. Tema ayarlarımız da bundan ibaretti. Yani şu anda sitemizi tamamen kurmuş olduk ve bütün ayarlarını da yapmış olduk. Şimdi son olarak bir de burada bulunan menümüzü kendimize göre düzenleyelim. Bunun için admin paneline gidiyorum. Ve sol kısımdan görünüm sekmesi altından menüler sekmesine gidiyorum. Burası bizim menü düzenleme sayfamız. Düzenleyeceğimiz menümüzde sağ kısımda burada ana menümüz listeleniyor. Bu menüye herhangi bir site içeriği eklemek istediğim zaman bunu sol kısımdan yapıyorum. Sol kısımda sitemizde var olan bütün içerikler listeleniyor. İşte sayfalarımız, blog yazılarımız, kategorilerimiz vesaire. sitemizde ne varsa burada listeleniyor. Herhangi bir sayfayı ben menüme eklemek istediğim zaman sayfalara tıklıyorum, sonra tümünü göster diyorum. Burada sistemde yayında olan bütün sayfalar listeleniyor. Ben mesela bu sayfamı eklemek için üzerine tıklıyorum, seçiyorum ve menüye ekle diyorum. Sonrasında sayfam menümde en alt kısma düşüyor, ekleniyor yani. Bu sayfamı menümde istediğim yere konumlandırmak için ise tut sürükle yöntemiyle bu şekilde menümde istediğim yere bırakabiliyorum. Buraya bırakalım. Merdiven görünümünde düştü. Bunu sola kaydırarak ana menü öğesi olarak ayarlıyorum. Menüyü kaydet diyorum. Ön yüze gittiğim zaman eklediğim sayfa gördüğünüz gibi buraya gelmiş oldu. Geri dönelim. Merdiven görünümü ise şu şekilde oluyor. Bu aslında bir menü yapısı kurgusu. Yani portfolyo sekmesi altında portfolyo 1, 2, 3, 4, 5 diye sekmeler olsun şeklinde bir menü yapısı oluşturuluyor. Yani ön yüzde önce portfolyoya tıklanacak. Ardından bunun altında listelenen öğeler karşısına çıkacak ziyaretçinin gibi bir menü yapısı oluşturuluyor bu merdiven yapısıyla aslında. Bunu da çok basit bir şekilde yapıyorsunuz. Yani menü öğelerini tutturuklu yöntemleriyle hani sağa sola kaydırarak bunları ana öğe veya alt öğe olarak set edebiliyorsunuz. Herhangi bir menü öğesini silmek için ise üzerine tıklıyorsunuz ve burada bulunan remove butonuna tıkladığınız zaman menü öğesi menünüzden kalkıyor. Bunları Türkçeleştirmek için ise mesela About Me kısmına tıklıyorum. Burada Navigation Label var. Bunu hakkımda yapıyorum. Sonrasında CV özgeçmiş. Bu zaten Türkçe olarak geliyor. Çünkü biz direkt sayfa olarak ekledik. Eklediğiniz sayfaların ismi neyse direkt isim olarak buraya düşecektir zaten. Altında portfolyo. Bu özel bağlantı olarak eklenmiş. Yine buradan da label kısmından bunu Türkçeleştirebiliyorsunuz. Bunun altında yer alacak öğeler olmasını istiyorsanız. Yani direkt portfolyo sayfanız tek bir sayfadan oluşuyorsa ki öyledir demo içerik tane hani 1, 2, 3, 4 diye listelemeler tema kodlayıcısı örnek sayfalarını gösterebilsin diye yaptığı bir menü yapısı. Biz bunu teke düşüreceğiz. O zaman ne yapacağız? Bunları buradan tek tek sileceğiz. Bu özel bağlantılı portfolyoyu da sileceğiz. Ve sayfalar kısmından tümünü göster diyeceğiz. Buradan portfolyo sayfamızı seçip menüye ekle diyeceğiz. Sonrasında en alta düştü. Bunu sürükle sürüklü yöntemiyle buraya atacağız. Gördüğünüz gibi portfolyo sayfam gelmiş oldu buraya. Altında da açılan bir alt menü öğesi yok. Yani menümde portfolyo ismi yer alacak ve buna tıklanıldığı zaman direkt ziyaretçi portfolyo sayfasına yönlenecek. Aynı şey blog sayfaları için de geçerli. Bunları da silelim. Bunları da tema kodlayıcısı örnek göstermek için eklemiş buraya. Ve özel bağlantılı blogu da silelim. Ve sol kısımdan post kısmını seçip menü ekle diyelim sayfalarımızdan yine. Bunu da buraya bırakalım. Bunu Türkçeleştirmek için üzerine tıklayalım ve post kısmına yazılarım yapalım. Bu şekilde 5 öğeden oluşan bir menü yapısı ben oluşturmuş oldum. Bunların sıralamasını istediğiniz gibi tuz sürüklü yöntemiyle bu şekilde yerlerini değiştirerek kendinize göre sıralayabilirsiniz. Menüyü kaydet diyelim bu haliyle. Ön yüze gidelim. Sayfayı yenileyelim. Gördüğünüz gibi menüm tamamen kendime göre değişmiş oldu. Herhangi bir menü öğesine tıkladığım zaman da portfolyoya tıkladım. Portfolyo sayfasına gidiyorum. Yazılarıma tıkladım. Blog sayfama gidiyorum. Özgeçmiş, özgeçmiş sayfam ve iletişim, iletişim sayfam. Menülerimizin ayarları da aslında bundan ibaretti. Bunun dışında da başka bir ayarımız bulunmuyor. Eğer takıldığınız bir nokta olursa mutlaka yorumlar kısmında bana sorun. Cevaplayacağıma emin olabilirsiniz. Bana her zaman vpmavi.com isimli blogumun iletişim sayfasına ulaşabilirsiniz. Umarım videom faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere.